esasında çok daha öncesinde yapmamız gerekli bir toplantı. Çok az bir zaman kaldı. Mart ayında biliyorsunuz kanton seçimleri var bende. Ama yapmış olmak, geç de olsa yapmış olmak yapmamaktan iyidir. Bugün Avrupa Demokratik Güç Birliği olarak, Avrupa Demokratik Güç Birliği'nin değerli organizasyon olarak bu toplantıyı gerçekleştiriyoruz. Kısacık ondan bahsedeyim. Avrupa Demokratik Güç Birliği, Avrupa'daki Türkiye ve Kürdistan'da demokratik kurumların, partilerin, çeşitli oluşumların, yöre derneklerinin, inanç örgütlerinin, kadın örgütlerinin 21 tane Türkiye ve Kürdistan'da kurumun demokrasi mücadelesini ortaklaştıran bir birlik. Bu birlik Avrupa'nın çeşitli yerlerinde örgütlenmesini yapıyor. Ben de bunlardan biri. Perspektifimiz esasında her birimizin mutlaka ayrı ayrı programatik bakışları var. Ama ortaklaştığımız meseleler üzerinde, özellikle demokrasi mücadelesi, eşitlik mücadelesi, özgürlük mücadelesi, bunlar ortaklaştığımız meseleler sorumlulukta. Bunlar üzerinde bir güç birliği oluşturduk. Bu güç birliğini biliyorsunuz Türkiye'nin de çok fazla ihtiyacı var bu güç birliğine. Hele hele önümüzdeki dönem açısından böyle. Ama şimdi bunun Avrupa'daki ayağını oluştururken tek motivasyonumuz Türkiye değil. Bir yandan Türkiye'deki gelişmeleri tabii ki takip ediyoruz. Ortadoğu'daki gelişmeleri, Kürdistan'daki gelişmeleri tabii ki takip ediyoruz. Oralara ilişkin burada daha demokratik sesler çıkmasını sağlamaya çalışıyoruz. Ama aynı zamanda burada yaşayan insanlar olarak buranın sorunlarının parçası olmak istiyoruz. Buranın sorunlarının çözümünün parçası olmak istiyoruz. Demokratik Güç Birliği bu etkinlikte birazcık daha görünür bir şekilde Berlin politikasına, Berlin'de olup bitenlere müdahale olmaya çalışıyor. Ama önümüzdeki dönemde çok daha fazla yerel politikaya, yerelden doğru evrensel politikaya değmeye dokunmaya çalışacağız. Bu ilk toplantımız oldu diyelim yerel gündeme ilişkin. Bugün kanton seçimleri konulu toplanıyoruz. Elbette konuşacak çok şeyimiz var. Hepimiz şimdi kafamızı yiyoruz. Birazdan telefonlarınıza bakacaksınız belki. Ukrayna'da ne oldu? Savaş ne duruma geldi? Gündemler yoğun. Mutlaka bunlar var. Ama bugün toplantımızın konsepti Berlin seçimleri. Önümüzdeki Berlin kanton seçimleri. O yüzden de bu konsepte kalmaya dikkat edelim diye söylemiş olayım. Programın akışı şöyle olacak. Bugün aslında 5 konumuz var. Buradan başlayayım. Genç adayımızdan. Güvenlik kanton Berlin içerisinde ama Köln bölgesinde aday. Nazan Valkoğlu hocamızı tanıyorsunuz. Pek çoğunuz. Ben merkezde Nazan, Haşim ve Cemal. Ben merkez bölgede adaylar. Leyla arkadaşımız gelecekti. O da şimdi SRF'de bir röportajı vardı. Şu röportaj geç bitti. O birazdan aramıza kattı. O da Burdo bölgesinden var. Kendilerini tanıtacaklar. Şimdi birinci turda arkadaşlar kendilerini kısaca, seçim motivasyonlarını kısaca aktaracaklar. Ardından ikinci turda size sorularınız ağırlıklı olarak, esas olarak sorularınız ne varsa kısaca görevlerinizle ilgili, seçimlerle ilgili söz vereceğiz. Arkadaşlarımız cevaplayacak. Üçüncü turda da birazcık daha somut olarak seçim sürecini burada daha efektif kullanabilmek açısından. İşte bizim değdiğimiz, dokunduğumuz, danıştığımız, beraber en dar zamanlarda iş yaptığımız arkadaşlarımızla nasıl seçim sürecini daha efektif kullanabiliriz, bunu konuşacağız. Ben uzatmayayım. Hepiniz geldiğiniz için çok teşekkürler. Sizlere de çok teşekkür ediyoruz bizim davetimizi kırmadınız. Bir iş bölümü yaptık. Haşim arkadaşla başlıyoruz sohbete. İlk turu başlatmış olalım. İyi akşamlar arkadaşlar. Değerli organizatör arkadaşlara çok teşekkürler ve geldiğiniz için, zaman ayırdığınız için hepinize çok sağ olun. Verdiğiniz destek ve ilginizden dolayı teşekkürler sizlere de. Evet, motivasyonumuz nedir? Motivasyonumuz biri şey, yani şunu önce bir vurgulayayım. Ben bu sene 40. yılımı dolduruyorum İsviçre'de. Yani 40 yıl önce 12 Eylül Cumhurbaşkanlığından sonra geldik buraya. İlk dönemler Türkiye'deki demokratikleşme sürecine destek vermeye çalıştık. Daha sonra da buradaki politikaya biraz adapte olmaya çalıştık. 15 yıldır parlamenter politika içerisindeyim. 8 sene
Ştat parlamentosunda, şehir parlamentosundaydım. 9 senedir de şeydeyim, kanton parlamentosundayım. Eresine birer tane örnek vereceğim. Yani yaptığım konularla ilgili. Daha sonra kantonda neler yapıldı konusuna değiniriz. Ama kendimle ilgili vurgulamak gerekirse, işte 11 yıldır Project Firms, engelleri destekleme ve bilgilendirme kurumu var. Onun ben şehir yöneticiliğini yapıyorum. Ondan önce de 15 yıl boyunca ve ilk kurucuları arasındaydım. İşkence Tedavi Merkezi, Kızılaç'ın İşkence Tedavi Merkezi'nin ilk kurucuları arasındayım. Zaten Cemal da orada tercüme olarak çalışır. Şehir parlamentosundayken bir halk oylamasına bir sonucu götürdüm. Bu da politikada şeffaflık, özellikle politikadaki finansmanla şeffaflık olması için halk oylaması gerekiyordu. Bu benim önerimle gitmişti. Kanton parlamentosunda da önümüzdeki Eylül ayında yine anayasa değişikliği için benim girişim sonucu bir halk oylaması olacak. 16 yaşındaki gençlere seçme ve oy kullanma hakkının verilmesi için. Yani aktif seçme ve oy kullanma, seçilme hakkı değil. O da benim parlamentodaki, kanton parlamentodaki girişim sonucu oldu. İşte dediğimiz gibi Eylül ayında halk oylamasına sunulacak. Ben de o zaman kanton parlamentosunda bu oylamayı biraz biçimlendirmek niyetindeyim. Onun için de desteğinizi bekleriz. Kısaca bu kadar. Çok teşekkürler Ayşem. Nasıl hocam? Öncelikle bizi davet ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Cuma akşamı buraya geldiğiniz için ayrıca. Çünkü herkes yoğun, hafta sonu yorgun. Haşim Bey'in öncelikle konuşmasını ben istedim. Çünkü en arkimiz, en tecrübelimiz politikada. Ben onun yanında hakikaten çok yeni aktif politikada, yani seçimle gelen. Çünkü ben bas politikası yapıyordum, göçmenlerle çalışıyordum, hastalarım vardı, göçmenlerin sorunlarını biliyordum. Yani Espri Migrant'ın kanton verinin kurucularından biriyim. Yaklaşık 5 yıldır var. Ve oradan işte delege, Espri'nin delegesi, Espri'nin kanton delegesi, Espri'nin ülke delegesi ve Espri Migrant'ın başkanlığına kadar, o başkanlığına erkek arkadaşımız var. Onunla birlikte yapıyoruz. Geldim. Seçim, yani aktif politika, politikacılık. Yani zaten hekimim ben. Bern Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde kardiyoloji analizleri dalında öğretim üyesiyim. Hem de çalışıyorum. Onun yanında İsviçre Türkiye Hekimler Birliği'nin başkanıyım. Onun yanında İsviçre asistan doktorlar ve baş asistanların yönetim kurulundayım. Yani zaten yurtlu bir programı vardı benim. Yani ben politikaya girmeyi düşünmüyordum. 4 yıl önce şey dediler ya, mutlaka sence girmelisin, sen bir şeyler yapabilirsin, bir sürü fikirlerim var. Sen de aday ol ama sakın bozulma, seçilemezsen. Listeye koyuyoruz ama yani seçilmek sıfır kadar bir şey. Kanton seçimlerinde kazanmak neredeyse sıfırdır. Böyle çok ünlü değilsen birden girip. Girdim, yedek listede kaldım. Ama çok iyi bir şeyle, oyla ve o benim önümdekinin çekilmesiyle, çeşitli nedenlerle, birisi nasyonel yönetim okulları ayrıldı partiden, ben ikinci yedekten asıl üye oldum ve parlamentoya tam koronayla birlikte geldim. Bir kardiyoloji kongresine gidiyordum, 1 Mart ve ben maskemi 1,5 aydır takıyordum daha, yani burada maske zorunlu falan yoktu. Çin'den gelen haberleri böyle şeyle okuyorum, korkuyla. O ara girdim. Şey yani, Haşim Bey biraz önce söyledi, o Ştat Parlamenti de çalıştı, yani encümendi. Kanton Parlamentosu ayrı, kanunlar yasa yapıcı, yani yasa yapıyorsunuz ve hakikaten birden bütün bürokrasiyle karşılaşıyorsunuz çeşitli. Yani konuşuruz sonra, soru cevap kısmında. Önce bir hani alışma devri vardı. Ama ondan sonra acayip motivasyonla, yani hafta sonlarında tabii harcayarak, gecelerimi harcayarak şimdiye kadar 22 önerge vermişim. Ve bu 22 saydım bugün, 23 pardon.
Ve bunların çoğu, yani yarısı göçmenlerle ilgili, yarısı sağlık politikası. Ama göçmenlerle olan sağlık politikasıyla da ilintili bir şekilde. Yani bir ağırlık noktam budur. Zaten anlamadım işlere girmem. Ben şey olunca hani komisyonlar var, komisyon çalışmaları var, önemli, normal mecliste gibi. Hemen biz oraya alınacağız. Ben doktorum, sağlık politikası, sosyal politikası zannediyordum. Öyle olmadı tabii. Onun da bir süresi vardı. Şimdi girdim, daha yeni 4-5 ayda ve orada da hani bekleyen projelerimiz var. Bana kişisel olarak hani uzatmadan ben aslında sendikacı bir babalarımızıyım. Yani sendika lideriydi. Türkiye'den ayrılmak zorunda kaldı. Almanya'da doğdum ben. Yani ama hayatımın 14 yılı Türkiye'de geçti. Babam felç oldu. Ben çocuk yaştayken 12 yaşında Türkiye'ye dönüş oldum. Yani Almanya için belki ikinci jenerasyonum. Burası buraya gelişimde ben dağ tıpkı yapıyordum. Dağcıydım. Babam seviyordu dağları, çocukken bizi götürürdü. Bir dağ tıpkı kongresine geldim. Güzel bir projemiz vardı, kal dediler, bizimle çalışırsın. Kaldım, kalış 31. yılındayım. Bir yetişkin oğlum var, 28 yaşında. İşte şimdi uzatmayayım, bu kadar. Daha sorular gelirse cevaplarım. Hepinizi burada görmekten çok mutlu oldum. Teşekkür ederim. Çok teşekkürler, sağ olun. Üçüncü konuşmacımız Cemal. Sağ olun, teşekkür ederim. Değerli dostlar, ben de hepinizi sevgiyle selamlıyorum. Buraya geldiğiniz için teşekkürlerimi sunuyorum. Ayrıca bu çalışmayı organize eden katılan tüm arkadaşlarımıza da yine selam ve sevgilerimi sunuyorum. Çoğumuz burada ya ilticacı ya göçmen olarak bulunuyoruz. Değişik süreçlerden geçtik, değişik sorunlar yaşadık. Gelinen noktada bırakın ikinci sınıf vatandaş olmayı, vatandaş bile olmama durumuyla karşı karşıyayız. Avrupa'nın birçok ülkesinde 4-5 yıllık süreç içerisinde insanlar vatandaş olma haklarını elde edip o toplumun bir parçası olarak kabul edildikleri halde İsviçre'de maalesef bu statü kabul edilmiyor ve insanlara hep siz yabancısınız, bizden değilsiniz, bizden daha düşük kategoridesiniz, bizim sahip olduğumuz haklara sizler sahip olamazsınız mesajı veriliyor. Beni siyasete motive eden nokta da işte budur. Bu tutumlara karşı bir akım geliştirmek, arkadaşların daha önceden geliştirmiş oldukları, atmış oldukları adımlara bir katkı sunmak. Bizim burada var olduğumuz gibi belli haklarımızın mevcut olduğu ve bunun elde edilmesi gerektiği mesajını vermek istiyorum. Onlar haklarımızı kendiliğinden vermiyorlar. Zaten dünyanın hiçbir yerinde kimse senin hakkını kendiliğinden vermez. Bu yüzden bizler haklarımız için mücadele etmeliyiz. Vatandaşlık için bir kısmı. Bu olmadığında kimlik sorunları oluyor, kimlik uzatma sorunları oluyor ve bu bir baskı aracı haline getiriliyor. Şunu yapmazsan kimliğini uzatmam, şunu yapmazsan paranı keserim, şunu yapmazsam böyle yaparım. Tehdit politikasıyla yüz binlerce insan sindirilmek istemektedir. Ve öyle ki ortada istenen bir birlik ve örgütlülük olmadığı için de buna karşı güçlü bir duruş sergilenemiyor. Az biraz burada doğan ya da burada büyüyen çocuklar eğitim görme imkanını bulduğunda bu sefer iş verilmiyor. Bu sefer de diskriminirum dediğimiz ayrımcılık gibi siyasetlere maruz kalıyor. Mesela ben kendim burada Bern Üniversitesi'nde arkeoloji ve etnoloji bölümünü okudum. Benim gibi üniversite okuyan, yüksek okul okuyan çok sayıda arkadaşımız var. Onlara bir
biçimde kapılar kapatılıyor. İş alanlarında kapılar kapatılıyor, üniversitelerde kapılar kapatılıyor, hayatın diğer alanlarında kapılar kapatılıyor. Belli iş alanlarına bilinçli bir yönlendirme söz konusu. Özellikle göçmen ve ilticacı, göçmen ve ilticacı kadınlarına yönelik politika şu: gideceksin temizlikte çalışacaksın, gideceksin restoranlarda çalışacaksın, hizmet edeceksin. Onlara sunulan başka bir imkan yok. İşte biz kendi haklarımıza sahip çıkmak ve bunun mücadelesini vermek için yola çıktık. Bunun için de örgütlenmemiz lazım. Toplum olarak birey bir katkısı olur, bir yararı olur. Ancak biz toplum olarak haklarımıza sahip çıkamazsak bir sonuca varamayız. Seçilsek bile birey olarak, eğer toplum olarak biz sesimizi yükseltemezsek bir yere kadar çalışmalarımızı yürütürüz. Bu anlamda sizlerin buraya gelmeniz çok değerli, çok anlamlıdır. Bu şekilde faaliyetlerimizi birlikte yürütelim ve tekrar size teşekkürlerimi sunuyorum geldiğiniz için. Biz teşekkür ederiz. Çok sağ ol. Leyla da geldi. Hoş geldi. Teşekkür ederim. Sağ hiç önemli değil. Bir genç kadın yoldaşımız, arkadaşımız olarak sana böyle bir pozitif ayrımcılık da yapalım, bir baştan anlatalım şey toplantıyı. Başladık. Üç arkadaşımız konuştu. Haşim, Nazım Hoca ve Cemal. Daha önce yaptığımız plan gibi yani ilk turda tanıtım ve motivasyon konuşmalarını yapıyoruz. Senin son konuşmacı yaptık giriş saatini tam bilmemiz için. Şimdi Bülent'le devam ediyoruz. Hoş geldin. Şimdi biz önce tabii konuştuk, tecrübeden başlayalım. Bu hıyaratın aşkına söylüyorduk ya, hıyaratın aşkına selamı. Hepiniz hoş geldiniz. Demokratik güç birliğine. Demokratik güç birliğine çok teşekkür ediyoruz. Şahsım adına ben de çok teşekkür ediyorum böyle bir önemli organizasyonu gerçekleştirdiğiniz için ve özellikle de bahsettiğiniz şimdi özel yerelde İsviçre politikası, İsviçre'deki insanların sorunları, bizim sorunlarımız ve İsviçre'nin sorunlarıyla ilgilenme konusunda gerçekleştirdiğiniz o da düşündüğümüz çerçevede yapacağınız çalışmalar çok önemli buluyorum, anlamlı buluyorum. Bir tarafta bir yüzü ülkeye, işte Türkiye ve Kürsan'a dönük olan ama diğer yüzü de gerçekten buradaki insanlarımızın, yaşayan insanlarımızın ve bütün insanların sorunlarıyla ilgilenen bir yaklaşım göstermenizi ben çok önemliyorum ve benim de aslında adaylığım bu düşünce çerçevesinde gelişti. Bunu söylemek istiyorum. Yani çok pratik sebeplerden dolayı aslında aday oldum, onu söylemek istiyorum her şeyden önce. Burada İsviçre'de aslında yaşayan çok büyük bir grubuz, migrasyon grubuz. İşte Kürt diasporası diyorum ben, Kürtleri diaspora olarak görüyorum. Bir kısım diasporada olan Türkiye'li insanlarımız var. Aynı zamanda da göçmenlerin, yani göçmeni o çok yoğun olan bir toplum. Yani işçi kökenli. Göçmenin çok olan, değişik sebeplerden dolayı çok yoğun olan bir toplumuz. Şimdi ben biraz, yani İsviçre'de tabii biraz daha çok foşuk alanında şey yapmak istiyordum, aktif kalmak istiyordum. İşte İsviçre politikası, İsviçre Federalizmi politikasını okuduktan sonra daha çok İsviçre modelini barış, yani barış çalışmaları alanında diğer ülkelere, özellikle iç savaşların olduğu ülkelere nasıl uygulayabiliriz konusunda şimdi daha çok yoğunlaşıyorum. Bu alanda yaptığım bazı uzmanlık çalışmaları, kursları ve aynı zamanda da yayınlanmış bir bilimsel makalem de var. Ama diğer taraftan şunu da gördüm. Yani biz burada yaşıyoruz ve gerçekten çok büyük bir boşluk görüyoruz. Evet. Yıllardır Haşim abi gerçekten tek başına şey yapıyor, yani kampanya bağlamasında hepimizin yani sesiyle aslında dinledi. Bu çok önemli bir olaydı. Diğer kantonlarda buraya
oranın daha ileri bir aşamadaydı, daha örgütlü. Mesela Basel kantonunda şu an iki temsilcimiz nasyonel bağlamında. Bu çok önemli bir şey. Yani bütün buradaki Türkiye'li, Kürdistanlı, işte bütün inanç grupları, özellikle de Aleviler için çok bence çok büyük bir önem arz ediyor. Şimdi bu niye Berlin içinde olmasın? Aslında Berlin'de de çok büyük bir grubuz. Sonra tabii Nazan abla diyorum, kusura bakmayın. Şeyin gereği, terbiyenin gereği. Yani o kadar şey değilsiniz ama şüphesiz. Ben daha gençsiniz. Nazan ablanın da çalışmalarını çok yoğun görüyorum. Evet. Şimdi ben şey yaparken, kadar olurken, önce Könüz Parlamentosu'na adam oldum. Orada geçen seçimlerde Könüz Parlamentosu'na girmeyi başardım. Aslında biraz da iyi bir seçim çalışmasıyla. Bu çok önemli. O yüzden bugünkü oturumumuz çok önemli. İyi ve stratejik bir seçim çalışması yapıldığında aslında başarılabiliyor. Çünkü İsviçre'deki seçim sistemi çok karmaşık bir seçim sistemi. Ve hedefli favorizierin yapılarak oy kullanılmadığında aslında çok fazla bir anlam ifade etmiyor. Arada kayıyorsun. Yani listeye bir katkın oluyor ama adaya bir katkın oluyor. Tabii biz bugün bunu da konuşacağız ama dediğim gibi ben pratik sebeplerden dolayı baktım ki ya bizim gençler politikaya ilgi duymuyorlar. Aslında politika yapması gereken kişi kendi o soruyu sorun. Yani ben değil. Benim gibi insanlar ya da bizim gibi belli siyasal geçmiş olan, tecrübesi olan insanlar gençlere mentörlük yapabiliriz, destekleyebiliriz. Biraz yol gösterebiliriz belki ama burayı politik, o zaman o yüzden de Leyla'yı çok tebrik ediyorum ve çok anlamlı görüyorum adaylığını. Esasen burada gençlerin angaja olması gerekiyor ve yapması gerekiyor. Çünkü onlar bizden çok daha iyi biliyorlar. Dil çok, mesela benim en büyük handikaplarımdan biri bel güç. Konuşamam şimdi parlamentoda. Bel güç konuşuluyor. Ben işte mesela bu bir handikap. Yani böyle durumlar. Aslında adam olma sebeplerinden biri bu. Bir, gençlerin önünü açmak, model olmak. Biraz yani forbid olmak. Yani bak yapabilirsiniz. Bu sonradan gelen abilerimiz, ablalarımız yapabiliyorlarsa biz hayli hayli yapabiliriz. Bir bu. Ama şunu gördüm yani burada yaşayan bütün oturan bütün arkadaşlar bu konuda bence kendilerini sorgulamaları gerekiyor. Bizim çocuklarımız politikaya ilgi duymuyorlar. En çok yani çok bedel ödemiş ailelerimizin çocukları en sol politikadan ya da işte kökenden gelen insanlar çocukları politika ilgi duymuyorlar ve tiksiniyorlar. Yani ben biliyorum. Bunun bir sebebi olmaz. Bunu hepimiz kendimize sormalıyız. Aslında böyle durumlar var. Kusura bakma, belki uzadı ama şunu söylemek istiyorum. En temel, benim gündeme getirmek istediğim noktalardan biri. Berlin kantonu özellikle pratik olarak bizim için çok önemli olacak düşündüğüm bir şey. Geçmişte tabii Haşma Bilgi bunu çok şey yapmışlardı ama çok ciddi çalışmamız gerekiyor. Vatandaşlık yasası. Berlin kantonunun vatandaşlık yasası İsviçre'de en gerici vatandaşlık yasalarından biri. Belki birçoğumuz bu Berlin kantonunun ekstra koyduğu engellerden dolayı vatandaşlığa başvuramıyor. Vatandaş olamıyor. Benim en temel şeylerimden biri. Gerçekten çocuklarımız, gençlerimiz, büyükler, yani yaşlılar ya da şeyler, anne babalar olamıyorsa çocuklarımızı vatandaşlığa yönlendirmeli. Çocuklarımız burada entegre olmalı. Burada önleri açık olmalı. Buraya alışmalılar. Burada artık yaşamlarını kurmaları gerektiğini bilmeliler. Bir bu. İkincisi de tabii ki ben geldiğim köken gereği bu konuda bir sorumluluk hissediyorum. Ben işte hepiniz de yanınızdasınız. Kanton çapında diğer kantonlarda örnekleri var çünkü. Bir Kürdistanlı dört parçadan Kürtlerin sayısının tespit edilmesi olayı benim için önemli. İki, Alevilerin tanınması, Aleviliğin tanınması, Alevilerin sayısı ve Aleviliğin tanınması, Rayanak Aleviliğin ve Alevilerin tanınması benim için çok önemli bir şey. Bu çerçevede, tabii bu çok uzun bir yol ama şöyle bir şey var. Bizim derneklerimizin, kültürel derneklerimizin, inanç derneklerimizin aslında bu ülkenin, bu kantonun yasalar çerçevesinde yararlanabilecekleri bazı imkanlar var. Biz hala siyaset, politika ya da kültür dernekçilik tarzımızda bundan uzağız. Bu konuda aslında biraz ön açma amaçlı bir şey geliştirmek istiyorum. Birebir gerçekten yani genel anlamda perspektif sunan bu konseptle
politika yapan, ileride de bu çerçevede yani konsept olarak tabii bütün migrasyon, biz sonuçta bir migrasyon bu şeyinin teriminin parçasıyız. Kürtler, Türkler, yani Türkiye'de Kürtistanlılar yalnız değiliz. Yani en azından Abbas söylemişti çünkü çok yani kapsamlı. Onun bir parçası olarak biz buna nasıl bir katkı sunabiliriz, nasıl geliştirebiliriz bu konuda parlamentoya girebilirsem yoğun bir çalışma yürüteceğini söyleyebilirim. Çok teşekkür ediyorum kendi dediğim için. Kusura da bakmayın, ben de zaten nasıl sıkıntı sorularınızı da hazırlıyorum. Böyle tecrübe sırasıyla gidince tabii o toleranslarımız artıyor. Daha yeni arkadaşlarımız daha zaman konusunda. Senin zamanın serbest. İstediğin kadar konuşabilirsin. En çok seni dinlemek istiyorum. Teşekkür ederim. Öncelikle özür dilerim. Biraz geciktim. Beklenmedik bir röportaj çıktı araya. Onun dışında Türkçem de çok güçlü olmadığı için yani elimden geldiğince anlatacağım. Siyasete girme sebebinden önce bahsetmek istiyorum. Yani siyasete olan ilgim erken yaşlarda başladı. Çünkü annem, babam gereği yani hep bir şekilde bir yerlerden siyaseti duyuyordum. Ve yani kendi yaşıtlarıma bakınca evet az önce sen de dediğin gibi yani çok genç göremiyorum siyaseti, siyasetle ilgilenen veya siyasetle ilgili bir şeyler yapmak isteyen. Ben 2018'de SP'ye üye oldum ve yani ilk başta sadece hani ne yapıyorlar ya da bir genç olarak ben ne yapabilirim diye düşündüm. Ama her şey hızlı ilerledi. Yani sonradan Yusoy'a yani gençlik tarafına adım attım. Sonra öyle öyle gelişti. İşte 2020'de belediye meclis üyeliğine aday oldum. Orada da maalesef üç oylar kaybettim. Ama yani ben oradan 20 yaşındayken gerçekten öyle büyük bir şansı sadece birkaç oyla kaybetmem bana gösterdi ki hani bir şeyler yapabilirsin. Yaşı ne kadar genç olursa olsun. Bu arada Nazan teyzeye de teşekkür ederim. Hep desteklediği için. Ve şimdi de Crossrat'a üyeyim. Adayım, pardon. Üçüncen 27'sinde seçimler var. Yani bizim halka bakınca, Türk olsun, Kürt olsun, çekilen acılara veya hala elimizde olmayan özgürlüğe bakınca gerçekten gençlerin burada bir şey yapma şansı var. Sadece biraz belki birinin desteğine ihtiyaçları var. Onlara bir şekilde yol gösterebilecek birilerine ihtiyaçları var. Ben o konuda mesela şanslıydım. Babamın çevresi çok büyük olduğu için hani İsviçre siyasetine beni motive eden bir sürü insan vardı çevremde ve bu şekilde dedim tamam hani SP bir üye olayım. Yazdığım yazılarla, yaptığım konuşmalarla hızlı bir şekilde insanların gerçekten desteklediğini gördüm. Mesela yaptığım siyaset aslında sağ kesime pek, yani İsviçre'de pek uymayan bir siyaset olmasına rağmen belediye meclis üyeliğine adaylığımı koyduğumda onlardan da oy aldım. Ve bu da bana tekrar gösterdi, hani gençlerin gerçekten burada bir şeyler yapmalarını istiyorlar. Çünkü bizim buraya adapte olduğumuzu onlara bir şekilde göstermemiz gerekiyor. Ve bu şekilde gösterebildiğimizi düşünüyorum. O yüzden yani siyasetin her alanda bizim için önemli olduğunu düşünüyorum. Sessiz kalmak yerine aktif bir öncü olmak istiyorum. Yani kadınların hala sadece Kürt kadınlarının değil, yani Türk kadınlarının değil, dünyanın her yerinde kadınlara hala verilmemiş haklar var. Ve yani ben buna bir ses olmak istiyorum. Kadınların daha fazla hakları olmasını istiyorum. Kadınların özgür bir şekilde yaşayabilmesini, okumak isteyenlerin okuyabilmesini. Ve İsviçre'de bize çok büyük şanslar veriliyor. Mesela gençlere, yani ben 20-21 yaşında siyasi açıdan bir sürü şey yapabildim. Bir sürü kişiyle görüşebildim, konuşma yaptım, partilere üye olabildim. Ve bize bu şanslar sunuluyorken gerçekten bunları bizim değerlendirmemiz gerekiyor. Aynı şekilde yani Mustafa Altıcı mesela kendisi de bana çok destek oldu. O da İsviçre'de milletvekili.
aynı zamanda Demir amca, Songül teyze, yani her şekilde bana destek olan insanlar olduğu için ben çok şanslıyım. O yüzden de adımlarımı atabildim. O yüzden önemli biliyorum yani gençlerimize bunları göstermemiz. Hani bak sen de yapabilirsin, bak İsviçre'de sana da bir şekilde yer verebiliyorlar. Bunları sadece onlara bizlerin göstermesi gerekiyor diye düşünüyorum. Çünkü bana gösterilmeseydi ben de yani bir adım atacağımı düşünmüyordum. Yani sessiz bir şekilde tamam evde hep cihazda duyuyordum, hep aile içinde konuşuyorduk ama yani burada gerçekten bir şeyler yapabileceğimi düşünmüyordum. Yani şimdiye kadar, yani eski evliliğimden önce sadece Türk-Kürt siyaseti ilgimi çekiyordu. Mesela 2016'da Selahattin Demirtaş tutuklandığı zaman, o zaman da düşündüm hani bir siyasetçi benim gözümde orada tutuklanmadı, beyin alındı. Ve bunların üzerine hep düşündüğüm zaman diyorsun ki tamam ben bir şeyler yapmak istiyorum, ben de bir şekilde birilerinin ses olmak istiyorum. Ve ben burada yaptığım siyasetle yani düşünüyorum ki birilerine bir ses olabiliyorum. Burada yaşayan yabancılar olsun, Kürt halkı olsun, Türk halkı olsun, gençler olsun, onlar adına bir şeyler yapabildiğimi düşünüyorum. Umarım daha fazlası gelir. Dediğim gibi yani desteğim çok bu konuda şanslıyım. Öyle öyle işte Türk-Kürt siyasetinin dışına çıkınca İsviçre'de de bir sürü şeyin değişebileceğini düşündüm. Mesela belirli bir yaştan sonra burada okula giden gençler meslek arayışına çıkıyorlar. Ve ben burada doğup büyüdüğüm halde sırf soy isminden dolayı mesela meslek bulamadım, uzun bir süre bulamadım. Mesela İsviçre'de arkadaşlarım vardı, notlarım onlarınkinden çok daha iyiydi ama benim aradığım yerde onlara meslek veriliyordu ve bana verilmiyordu. Yani bunları düşününce dedim ki tamam hani ben burada doğdum, büyüdüm, gerçekten adapte oldum, gerçekten hani kendimi bir Kürt'ten fazla İsviçre gibi bazı zamanlarda hissetmeye başladım. Ona rağmen bana sunulması gereken haklar sunulmadı. O yüzden umarım devam edebilirim bu şekilde. Umarım daha fazla gençlerimiz devam eder. Yani sadece gençler değil tabii ki ama umarım yani bir yerde haksızlığa uğramış tüm herkes bunun farkına vardıktan sonra bir şeyler yapmak için çaba gösterir, bir adım atmak ister. Yani bunu kolayca sadece bir SP üyelikle ya da Grünerlere yani bir yerde üye olmakla zaten büyük bir adım atmış oluyoruz. Tekrar davetiniz için de teşekkür ederim. Tek başına Leyla'nın güzel konuşması bile bu toplantıyı kıymetli yapıyor. Tabii ki sizlerde ama Leyla'nın bu toplantıdaki yeri hepimizde hissettirdiği yeri çok daha farklı. Çok güzel bir konuşma yaptı. Çok güzel yerlere değdi. Esasında biz de Avrupa Demokratik Güç Birliği olarak yapmaya çalıştığımız şey tam da bu. Burada Türkiye'de Kürtistan'ların ciddi bir sadece nicel değil, entelektüel potansiyeli de var. Ülkeden çok sayıda demokrat, aydın, özgürlükçü karakterde insanımız Türkiye'deki koşullardan dolayı hem orta zamanlı işte Haşimler gibi 80'den sonra 90'larda, 2000'lerde en son yine bir dalgayla buraya gelmiş durumda. Çok ciddi bir birikimimiz var esasında. Tabii ki Türkiye'deki birikimle buradaki birikim aynı değil ama bunların birbiriyle birleşmesi, bütünleşmesi bence bize başka avantajlar da kazandırıyor. Evet, İsviçre'de bir siyasi kültür var, siyasi potansiyel ama aynı zamanda o sıcak coğrafyadan gelmiş olmanın çok oradaki çatışmalı durumlardan, bambaşka politik ortamlardan geldiğinin buradaki siyasete kattığı bir güzellik de var, bir ayrıntı da var, başka bir bakış açısı da katıyor. Bunları eğer bu şekilde buluşturmaya devam edebilirsek bizim öğreneceklerimiz var, onların bizden öğrenecekleri var. İşte arkadaşlarımız da aslında tam bu köprü görevini gören, okuyuş görevini gören arkadaşlar oluyor. O yüzden ben tekrar arkadaşları tanıdığım için böyle de tanıdığım için çok memnun olduğumu söyleyeyim. İkinci tura geçeceğiz. Burada sorular sizde, söz sizde. Dediğiniz gibi arkadaşlar toplantımızın konsepti gündemi beğenmiş seçimleri. Birazcık buraya odaklı sorularınız ve önerileriniz varsa olursa ikinci tur için daha iyi olur. Uzatmayalım. Buyurun.
kimse çalışmamış. Veli doğrudan tutsa istedi, sonra pek haberdar olduğum bir alan olmadığı için sorun pastır ve şaşırması sınırlı olacak. Anahtar kavram olarak yabancıyı aldığımızda yabancılaşma ve yabancılaştırma gerilimi içerisinde arasında İsviçre'deki yabancıların uluslar ve partiler üstü sivil toplum organizasyonu tarzında bir çalışması var mı? Ne boyutta? Bugün ne boyutta? Gelecekte hangi boyutta edilebilir? Ortaya karışık. Ya. Direkt bir hedef belirlenmedi. Tamam, peki. Soruları toplu alacağım arkadaşlar. Sonra arkadaşlar onlar üzerine görüş bildirirler. Pardon. Deneyim süreci itibariyle Haşim Bey'e soruyorum. Evet. En azından ben de konuklara hoş geldin diyorum. Arkadaşlar iyi akşamlar diliyorum. Neşet Atay Kürt Toplum Merkezi'nde doğru Ankara Büyükşehir çalışmasını beraber yapıyoruz arkadaşlarla. Böyle bir toplantı organize etmekten dolayı %100 verimli olduğunu da düşünüyorum. Eşine onu söyleyeyim. İkinci olarak da tüm arkadaşlara başarılar diliyorum. Sorumu baştan sorayım, kısa ardından bir noktaya değineceğim. Sorun şu, biz ne yapabiliriz sizler için? Yani özellikle toplum merkezi genelde tüm, işte Türkiye'nin önce yolaşım verildiği gibi bu kadar Türkiye'nin birleşenleri ya da tek tek Türkiye'li Türkler, Türkler ve diğer insanlar var. Ne yapabiliriz? Beklentiniz ne bizi? Biz de bunu duymak isteriz. Ardından söyleyeceğim şey şu, yani ciddi mücadele var Türkiye'de. Bunca yıl gitti. Son dönemdeki göçler özellikle daha çok politik, en tehlikeli göç diye ayrıntılı ediyoruz. Ciddi bir insan göçü oluştu. Dolayısıyla güçlü nicel olarak da büyük bir havuz oluştu, insan kitlesi oluştu. İşte burada yer edinmiş, yetişmiş politik aktivite içerisinde olan güçlü bağlar hem toplumla bağlı kuran hem de sistemle bağlı kuran da böyle bir hafıza var işte. Sizler örneklersiniz. Dolayısıyla buraya belirttiği noktalar önemli. Biz bunu buluşturmak istiyoruz. Yani toplantıda ona vesile olacak ama bunları sürdürmek istiyoruz ardından da. Sadece bu toplantıdan ibaret değil, sadece seçim kampanyasından da ibaret kalmamasını istiyoruz. Bu belki bazılarını seçeceksiniz, bazılarınız da seçilmeyeceksiniz. Ardından da sürdüremiyor. Bu kıymetli bir çalışma. Bu işbirliği ve yere siyasette entegre olma, yani burada bir şeyler yapabilme uğraşı kıymetli bir türlü. Sadece parlamentoda yapılmaz siyaset, sadece meclislerde yapılmaz. Dolayısıyla bu bağı sürdürmek isteriz. Bazı çekinceler var doğal olarak. Yani Türkiye'deki iklim çok diyelim sıcak. Dolayısıyla insanların söz kullanma usulü ve biçimi ya da eylem yapma tarzı veya yoğunluğu keskin ve şiddetli. Dolayısıyla anlaşılır bazı mesafeli yürücüler, şahsiyetler, burada yetişmiş veya siyaset yapan veya belli bir formasyonun ya da etkinliği olan insanlarımızın bir mesafeli duruşu anlaşılabilirdir. Ancak yine de hepimiz işte Türkiye kökenimiz, Kürdüz, Türk'üz, Arap'ız, Emre'miz neyse. Dolayısıyla orayla bağlı olarak güçlü tutmamız lazım. Burada yer edinmek, sağlam yere basmak kadar da kulağımız, kalbimiz biraz Türkiye'de olması lazım. Bu bağlamda dolayısıyla hani Avrupa'nın güçlüğünün meşeneri gibi kurumlarla bir irtibatı, kurumsal ilişkileri de olabildiğini güçlü tutmak isteriz bundan sonra. Dolayısıyla kurumsal olarak da ilişkilemek isteriz. Çünkü belli bir aktiviteniz var. Özellikle Türk toplumu olarak burada ciddi bir aktiviteniz söz konusu. Dolayısıyla zaman zaman zorluklar da çekiyoruz iletişim, diplomasi. Bu azimim için söylemiyorum yani. Mesela partileriniz için, partilerinizin yetkilileri için ya da çeşitli yapı devlet kurumları için. Ama bütün bu meselelerimizi hem ülkede yaşadığımız sıkıntıları hem de burada yaptığımız faaliyetlere ilişkin biz kimseyi incitmeden, kırmadan, dökmeden, başka bir algı da oluşturmadan müzakereyle, diyalogla kendimizi anlatarak yapmak zorunda. Çünkü bize kucak açtı diyelim İsviçre sistemi. Dolayısıyla bunu da kıymetlendirmek adına müzakere ve diyalogla. Bunu sizler üzerinden işte o
orta ve uzun vadede yapmak isteriz. Bu bağlamda bir beklentimizin olduğu. Yani sürekliye ve sürdürülebilirliğe ilişki seçimden sonra da böyle çekilmişim olduğunu bilmenizi isterim. Hepinize başarılar. Benim sorum olacak ama öncelikle ben bizim sesimiz olmaya çalışan arkadaşına çok teşekkür ediyorum. Ama özellikle kadın arkadaşları burada görmek onun verici, gurur verici. Özellikle ekstra genç kadın arkadaşlar tabii ki bir ayrıcalık oluyor yani. Benim sorum Haşim Bey'e 16 yaşındaki gençlerin de oy kullanmalarını istiyoruz, böyle bir çalışmamız var demiştiniz. Ben seneler önce de böyle bir tartışma olmuştu da merak ediyorum. Yani bunu gerçekten merak ettiğim için soruyorum. Yani 16 yaşındaki gençlerin gerçekten oy kullanabilecek yetkiye sahip bireyler olduğunu düşündüğünüz için mi, yoksa hani ne kadar çok oy olursa o kadar iyi olur tabii doğal olarak. İnsanlar hani oy derdine düşerler böyle bir seçim kampanyasında olan insanlar. Bunu sadece merak ediyorum. Gerçi bunu hani öyle düşünseniz de söylemezsiniz ama seneler önce de çünkü konuşulmuştuk. Bunun gerçekten 16 yaşındaki bir gencin böyle bir yetkiye sahip olduğunu düşünüyor musunuz? Çünkü bana sorulursa eğer ben gençler hayattır dedim, yani yaşamdır. Leyla Hanım buraya geldi mesela, bana pozitif bir enerji verdi ekstra, daha sonra böyle tabii ama gençler bir ayrıcalık. Bunu merak ediyordum yani gerçekten olabilecek yetkiye sahip. Benim sorum entegrasyonla ilgili. Ben 3 yıldır İsviçre'deyim. Maalesef en azından ben kantonda gördüğüm sorun şu, entegrasyon süreci çok ağır bir şekilde işliyor. İnsan aklına şu soru geliyor. Gerçekten bizi buraya entegre mi etmek istiyorlar, yoksa sistemin içerisinde bir hata olarak ya da böyle bir sorun olarak mı sürdürmek için bir politikalarımız var? Çünkü bizim toplumla iç içe girebilmemiz için bir iletişim kaynağımızın olması lazım, Almanca öğrenmemiz lazım. Bütün kurslar, birçok kursta haftada 2 gün, 2'şer saatte Almanca gibi bir zor dili nasıl öğrenebileceğiz? Zaten toplum dışarıda berdoş konuşuyor, kendi dillerini konuşuyor. Biz zaten hopdoş ile iletişime geçmeye çalışıyoruz. Ama hopdoşta yeterli bir şekilde entegrasyon sürecinde çok az öğretiliyor. Bu şekilde toplumla olan ilişkilerimiz kısıtlı bir halde kalıyor. Ve bu durumda kendi aramızda sıkışmamıza yol açıyor. Hep kendi aramızdayız. Aynı dili konuşabilen, aynı duyguları paylaşabilen insanlar toplu olarak bir yere sıkıştırılıyormuş gibi geliyor bana. Çünkü dil gerçekten de çok önemli. Aynı zamanda bir şekilde meslek yapmak, üniversiteye gidebilmek, yani buradaki çalışma hayatına dahil olabilmek adına da önemli bir şey. Bir de şöyle bir şey var. Yani bugüne kadar yaptığım sosyal koçlar, işte sosyal asistanla yaptığım görüşmelerimde bana sunulan kariyer diyeyim ya da meslek hayatı daha çok İsviçrelerin tercih etmediği, biraz da böyle hor görünen meslekler, tırnak içinde söylüyorum, memeye saygı duyan insanım. İşte yaşlı bakım yerleri, huzur evleri, işte otomekanik, yani tamircilik, biraz böyle ağır güç isteyen, aynı zamanda insanların biraz böyle çok tercih etmediği mesleklere yönlendiriliyoruz. Yani gerçekten İsviçreliler bizi burada entegre mi etmek istiyorlar, toplumun bir parçası haline getirmek istiyorlar, yoksa mevcut sorundan kaynaklı bir şekilde bu ülkeye gelenlere ihtiyaçları olduğu noktalara bir zemin olarak bizi kullanmak istiyorlar. Bu soru gerçekten bazı çok soruyor. O yüzden işte entegrasyon sürecinde bir sıkıntı yaşıyorum. Onlar mı dahil olacağım? Ya gerçekten İsviçre'de bir birey mi olacak, yoksa onların hizmetleri doğrultusunda onların bana baskıladığı şeye karşı kendimi kapatacak mıyım? Bu soru gerçekten de var. Ve birçok arkadaşım da bu sorunu yaşıyor yani. Entegrasyon mu, yoksa bizi bu bir şeye hazır etmek mi? Sorumda var. Bu anlamda, yani Yeşiller Partisi hem de SEP'nin bu anlamda İsviçre'de yeni gelen insanların entegrasyon süreciyle ilgili yaklaşımları ne? Bununla ilgili çalışmaları var mı? Ya da önümüzdeki süreçte kızına benzer bir şeyler yapacaklar mı? Çok teşekkür ederim. Benim de bir sorum var. Merhaba. Şöyle söyleyeyim, az önce yabancıları konuştunuz. Kadınları, işte Türk halkı. Şimdi benim sorum LGBT bireyler bu işin içerisinde, yani içerisinde mi, nerede? Benim sorum aslında bu, LGBT'ler.
sadece genç arkadaşlar için sorunuz ekonomik bir şey söylemek istiyorum. Şimdi üç önemli kavram var biliyorsunuz sosyolojide. Adaptasyon, entegrasyon ve asimilasyon. Şimdi bizim yaşadığımız bütün sorunların hepsi bana göre sonuçta asimilasyona tekabül ediyor. Bu kadar bir çalışmamız olacak. Başka soru var mı arkadaşlar? Öncelikle ben de arkadaşları selamlıyorum. Sizsiz olmalı. Aynı zamanda birkaç bir yerde çalışmalar için yerine onlar çalışıyoruz. Tabii beni ilgilendiren kısım daha çok kadınlarla ilgili kısım olacak. Erk bir sistem, erk bir yönetim, erk bir politika. Ve bunun neresinde gençlerimizi görüyorum. Yani gençlerimiz bunda bayağı bir mağdurumda kalabiliyorlar. Ama özellikle göçmen kadınlar. Yani sağlıkçı olduğunuz için, yani sağlık alanında hekimde olduğunuz için ne zaman bu konuda özellikle kadınlar çok gerçekten kapacağı en büyük sorun kadınlarda başlıyor ve sağlık alanında yani psikolojik, fiziksel ve benzeri birçok alanda kadınlar birçok baskıya maruz kalabiliyor dediğiniz gibi mesela çalışma alanlarında eşiğin. Bu konuda ne gibi çalışmalar yapmak istiyoruz? Yani burada kadının özellikle siyaset yer alması beni onur ediyor. Yani çünkü ne kadar çok ses, el sistemine o kadar çok herhalde biraz daha şey olacak. Gençlerimiz bu konuda çalışmalara daha, ne kadar dahil edecek? Yani bu anlamda özellikle kadın politikası yani noktasında yapabileceğiniz, yani yer alabileceğiniz alanlar ne olabilir? Ne kadar ileri taşıyabileceksiniz? Bu konudaki fikirlerinize vermek istedim açıkçası. Teşekkürler. Var mı başka soru arkadaşlar? Yok. O zaman çok ağır sorular sordunuz. Ben biraz şeyi yumuşatayım durumu. Başka bir soru sorayım. Şimdi bizim ülkede seçime girerken insanlar böyle milyon bütçeler, efendim, bayraklar, afişler, aylar önceden seçim arabaları, yani böyle büyük organizasyonlar falan biraz sessiz sakin geçebiliyorsunuz yani. Arayı bulmasak duymayacağız yani seçime girdiğimizi. Yani kömür dağıtılacak mı? Kömür bakanla bir şey yok, bir dağıtılıyor. Yani işin şakası da bir yana, zaten ya burada bu seçim çalışmalarının sistematiği ne? Yani partiler sizi destekliyor mu? Seçildiniz diyelim, parlamentodan maaş mı alıyorsunuz? Geliriniz ne sizin ya? Ne için bu işleri ameliyat olarak mı yapıyorsunuz? Soruyu bana sor. Bir şey sorayım. Yani emeklilik hakkı mı kazanıyorsunuz? Ne oluyor? Çünkü bir yandan da herkes çalışıyor anladığım kadarıyla. Biraz tutan bir şey, magazin kısmını da sorayım. Ağır soru. Beni oradan başladı bir felsefi tartışma. Ya bunu yani Kant çözememiş, biz nasıl çözeceğiz diye. Yabancılar, Marx'tan, Kant'tan itibaren başladı şaka. Çok sağ olun, güzel sorular oldu. Ben yine bir beşer dakikalık süre vereceğim. Yani elbette arkadaşlar bu sorularımızın hepsinin cevabını burada bulmamız çok mümkün değil. İlk defa bir yan yana geliyoruz. Bu soruların olması bile işi ne kadar kıymetli olduğunu gösteriyor. Belki devam ettiririz. Bu yayına geçtiğimiz seçimden de bağımsız olarak bunu söylüyorum. Ben yine aynı sırayla mı gideyim? Nasıl yaparsınız? Cevabını isterseniz. Leyla sen ne dersin? Senden başlayalım mı? Yoksa aynı sırayla. Ben katılsam olur mu? Tamam olur. Peki aynı sırayla devam edelim. Haşi. Evet arkadaşlar çağıralım. İlk sorulardan bir tanesi yabancıların işte kurumsal çalışması falan şeklinde bir yaklaşım vardı sanıyorum. Şimdi arkadaşlar İsviçre ilk göçmenlik tecrübesini yaşayanlar İtalyanlar. Hatta rotat türevi yapıldığı zaman İtalyan işçiler falan gelir ve rotat işte araba kullanan arkadaşlar ben kendimle geçmişimdi de kullanan arkadaşlar, bilen arkadaşlar belki bunu bilmezler bugün ama Rotak'ta bir sürü İtalyan yaşamını yitirirken. Özellikle o zaman tekniğiyle falan çalışıyordu. Ve yabancı düşmanlığı işte halen şey deniyor. İtalyanlara çinkin deniyor. Benim hanım derdi. Birlikte gittikleri, okula gittikleri bir arkadaş var İtalyan kökenli. O tekrarlamış. Daha sonra bizim babanın müzik hocası oldu. Sınıfı tekrarlamış. İlk, birinci sınıf, ikinci sınıf falan. Almış olmuş, işte bu şey yaşında,
ergenlik yaşında. Ya Gianfranco sen sınıfı niye o zaman tekrarladın? Ya sınıfta bir tek İtalyan ben vardım onun için birilerinin tekrarlaması gerekiyor. Yani bizim karşılaştığımız sorunları daha önce İtalyanlar karşılaştı. Fakat bugün İtalyanlar biliyorsunuz ikili anlaşmalarla diğer yabancı gruplarda el almışlar. İsviçre'de bugün en oturmuş şeye sahip, en oturmuş gruplara sahipler. O bildiğimiz İtalyan restoranları falan bunlar hepsi daha önceden dernek süre içerisinde restoranlaşmışlar. Şimdi biraz önce bazı arkadaşları dinlediğinizde ben suçlama kaçırmışlar falan söylemiyorum ama biraz olumsuz, fazla olumsuz var. Türkiye'den kalan politikalar, ülkeler sayısı sınırlı, 120 bin, 140 bin Türkiye'li var İsviçre'de. Şehirlerde mesela, şehir parlamentosunda bir sürü Türkiye'li var. Bir bakın bakalım, İtalyan kökenli, ne bileyim, Portekizli, İspanyol, işte Fransız, Alman, bir sürü insanlar. Yani sayı olarak onlar bizden daha doğrular burada. Ama parlamentoda falan çok böyle fazla sayılar yok. Yani haksızlık yapmayın. Türkiye'liler biraz da bu yaşadığınız süreçten politik göçmenlik olduğu için, zorunlu göç olduğu için ondan da biraz kaynaklanıyor. O anlamda Türkiye'lilerin duyarlılığı çok şey değil, çok düşük değil. Haksızlık yapmamak lazım. Gençlerin işte aday olması sevindirici. Benim aslında rakiplerimden bir tanesi benim oğlum. Gençler Lisesi'nde o da Bern şehrinde aday. Sevindirici bir durum yani gençlerin şey yapması, gençlerin aday olması. Buradan tabii şeye geleyim ben, 16 yaşındaki gençler konusuna geleyim. Şimdi 16 yaşındaki gençler neden böyle bir girişimde bulundu? Bir, gençlik her zaman toplumun motorudur. Toplumsal değişmelerin motor gücünü gençlik üstleniyor. Toplum belki değiştiremiyor ama o motor gücünü, öncü gücünü sürekli bu Türkiye'de böyle de öncü hareketler işte burada da böyledir. Ve son 2-3 yıldır gençlik özellikle klimanın çevrenin korunmasından dolayı sokağa döküldü ve şeylerden yani yetişkinlerden daha fazla duyarlı bir şekilde davranıyorlar. Bu bir rol oynadı. Yani gençlik sorumluluk alıyor, o zaman sorumluluk vermek gerekiyor. Gençler bilmezler ama ben İsviçre'ye geldiğim zaman ergenlik yaşı İsviçre'de 20'yiz, 18 değil. Yani Türkiye'de 18 biliyorum. Öyle buraya geldiğim zaman ergenlik yaşına gelmek için 20 yaş doldurmak gerekiyor. Daha sonra 18 yaşına. Bir önemli konu da şimdi kanton parlamentosu aslında oraya da biraz değinmek lazım. Ne kanton parlamentosu? Parlamento, parlamento bir arkadaş peki ne kadar ayrılıyorsunuz falan. Ona da değinmek lazım. 4 senede, 3 sene şey yaptınız, seçim yaptınız. Şehir parlamentosu, kanton, yani özellikle her şehir için diyelim. Kanton parlamentosu bir de ulusal parlamentosu. Hepsinin değişik fonksiyonları var. Ama kanton parlamentosu biraz şehir parlamentosuyla, yani basında da bu böyle, diğer şeylerde de şehir parlamentosuyla ulusal parlamentolar arasında sandviç olarak sıkışıyor kalıyor. Aslında en önemli fonksiyona sahip olmasına karşı. Çünkü yasaları yapan parlamento, polis kantona bağlı, hastane kantona bağlı, üniversite şeye bağlı, kantona bağlı, federal iki tane üniversitesi var. Teknik üniversitede birisi Eter Zürich'te, bir tanesi Eter Lozan'dır. Diğer bütün üniversiteler kantonlu. Yüksek okullar, meslek yüksek okullar falan hepsi kantonlu. Polis kantona bağlı. Ne bileyim hastane kantona bağlı. Eğitim, her kanton arasında değişik şey var. Değişik okul programları falan var. Yani kanton çok önemli. Ama dediğim gibi sandviç olarak önemli. Fakat kanton seçimlerine katkı, yani oy oranı %30'un altında. Nedenlerden bir tanesi de olurdu. Yani o gerekçelendirmede de söylemiştim.
öğrenciler okulda siyasetle ilgilenenler, işte oylar kullanılır, işte nasıl seçilir, seçmen yapılır falan diye okulda öğrendiklerini hemen uygulamaya koyamıyorlar. Ondan dolayı hemen uygulamaya koyabilmeleri için ve süreç içerisinde bu eğer bu şekilde beslenirse katkıyla yükseltebilir girişimde bulundum. Bir proje falan değil. Yani parlament olarak nazar alalım. Üç defa mı? Dört defa mı tartıştık, oynadık, tartıştık, oynadık. Çünkü en son anayasanın değişmesi gerekiyor. Anayasaya geçiyorum. Anayasanın değişmesi olayla İsviçre'de bu her şekilde hem kanunda hem ulusalda zorunlu halk yasasına, halk yaramasına getirir. Onun için anayasa geçeceği için yani son bilgilere göre Eylül 2022'de halk yaraması olur. Onun için yani kesinleşmiş ama halk yaramasına geçirebilir miyiz? İşin her şeyde olur. Bakalım şimdi sen yani şey falan da diğer arkadaşlar da diyor. Evet, bence de kanunun komisyonu neydi falan. Birazcık konuşayım diye diğer arkadaşlar da konuşuyoruz. Ürün size devam edelim. Evet, meclisten geçti. Dediği gibi 16 yaş. 16 yaşın hani etkinliği konusunda araştırmalar da var. Yani artık hakikaten karar verebilecek yaşlılar. O yüzden bu konuyu hem biz de çok destekliyoruz. Umarım halk oylaması da gelir. Şimdi ben yola çıktım dedim ya, ben böyle bazı politikacısı, dediği gibi politikası parlamentoda yapılmıyor yani. Halkla yapılıyor. Ben işte o sessizlerin sesi olma amacıyla başladığım işi aslında SP'de. O hatta yani o seçim döneminde toplantılar yani yazdılar sağda solda. Sessizlerin sesi entegre olamayanları, entegre olması için işte bana gelip hayat hikayelerini anlatan bir sürü aslan var yani. Hepsinin türlü türlü dertleri vardı. Onları hani birebir aktarabilmek için yola çıkmıştım. Ve Leyla da bizim SP Migrant, yani bizim SP Migrant dediğim gibi 6 yıldır var. SP Göçmen Koordine Yönetim Kurulu'nda Leyla'yı kazandı. Orada ama daha bir sürü insan kazandı. Benim şimdi sorudan sorulara cevap verme adına söylemek istediğim, bize nasıl yardım edebilirsinden başlayacağım. Ondan sonra bir iki nokta söyleyeceğim. Bize şöyle yardım ediyoruz. Biz Türk burada oturan insanlar birlikte çalışıyoruz. Aynı medya için çalışıyoruz. Soldan politikacılarız. Ama buradaki sizlerin temsilcisiniz. Kesinlikle rakip durumda görmüyoruz. Hedefimiz bir. Partilerimiz farklı olabilir. Biz ama aynı modda çalışıyoruz. Ben zaten sağdan yabancı politikacıyı çok ciddiye alamıyorum açıkçası. Yani bu sorunları temin sayılan bir sürü sorun çözemeyecek. Ancak soldan politikacılar, yeşillerle SP arasında ya da çok büyük bir fark görmüyorum. Hedefimiz aynı. Yani bunu bilmenizi istiyorum. Biz rakip değiliz. Yani partilerimiz ayrı olabilir. Hedefimiz bir. Seçilemiz, seçilmeyiz farklıdır. Seçilemeyebiliriz. Genelde de zordur kanton parlamentosunun seçimi. Yani Haşim Bey'le benim orada olmamız aslında bir mucize. Yani bu seçim sisteminde. Hem seçim sistemi zor. Bizi seçebilecek insanlar yani hem İsviçre'lerden çıkacak hem göçmenlerden. Göçmenler için inanılmaz zor bir seçim sistemi. İşin içinden çıkıp doğru oy kullanıp bizi öne çıkarmalarını anlatmak isteriz biz. Bu yüzden şöyle kararlaştırdık. Haşim Bey'le iki kurs yapıyoruz. Akşam zarfını da al, gel gibi bir anlatalım. Yani nasıl göçmenleri öne geçirebilirsiniz? Çeşitli yöntemler var. Ben detaylara girmeyeceğim. Ama hepimizi aynı anda seçebilirsiniz. Yani aynı listeye hepimizin, Haşim Bey'i de, beni de, Cemal'i de mesela Ştat Bey'i seçiyorsanız veya işte Bülent kardeşimizi, onun bölgesinde başka göçmenler varsa bir şekilde aynı listeyi koyabiliyorsunuz. Niye bunu söylüyorum? Çünkü burada çarşaf listeler geliyor oy pusulalarında. Herkes zannediyor ki ben çarşaf listeyi alıp zarfa koydum mu olay bitti, benim adayım da oradasın çünkü. Öyle değil bu. Adayınızı öne geçirmeniz gerekiyor. Her adaya iki oy verebiliyorsunuz kafa başı. Ve bunun da bir takım yöntemleri var. Biz bunu bu kurslarda anlatacağız. Tarihleri söyleyebilirim. Eğer şöyle yapabilir miyiz?
üçüncü turda daha son turda değişiyor. Yani yardım edebileceğiniz. Ama orada bu tarihleri yönlerini biraz daha konuşacağız. Yani yardım edebilmenizin tek yolu aslında bize destek olmanız ki biz sizi temsil edelim orada. Çünkü lobisi olmayan insanların durumu zordur böyle ülkelerde. Bir şikayet ediyorsunuz bir sürü şeyden. Sizin dertlerinizin temsilcisi kim olacak? Bitti oradaki yani SOP'li adam olmayacak. Kendi seçebildiğiniz içinizden insan olacak. O yüzden hani bizleri seçmenizin önemi söylemek istiyorum. Şimdi şeye gelelim. Entegrasyon konusunda SP'ye migrantın bir sürü pozisyon şeyleri, kağıtları var. Sürekli geliyor. Sürekli makamlar düzeyinde. Mesela diploma dediği öyle bir soru. Yani adamlar geliyor. Türkiye'de bir sürü eğitim yapmış. Mesela Türkiye örneğinde. Burada kabul edilmiyor. Şimdi bunu nasıl entegre edeceksin? Adama kendi yani yapabileceği işi vermiyor. Alakasız bir işi yaptırıyor. Yani bunun gibi bir sürü sorunlar, şeyler var, kartlar var. İsterseniz paylaşırız. Bir şey olabilirsiniz. Yani seçme hakkınız olmasa bile, pasaportsuz olsanız bile partide aktif çalışabilirsiniz. Bunu bilmeyen çok insan var. Yani gelirsiniz, SP migrantına üye olursunuz diyelim. Ben SP'den bahsediyorum ama başka partilerde de olur. Aktif bizimle çalışabilirsiniz. Biz de böylelikle kaynaktan sorunları dinleriz ve yardımcı olmaya çalışırız. Yani ben kendi adıma, şimdi SP migrantının başkanı olduğum için bunu söylüyorum. Şimdi soru geldi kadınlarla. Direkt bana gelen bir soruydu. Kadınlarla ilgili yani bu ülkede de çok sorun var. Yani Türkiye'de zaten var ama bu ülkede de eşit değiliz. Maaştan başlayıp verdiğimiz pozisyonlar, yetkin pozisyonlar, erkek dominant pozisyonlar. Kadınlar hala 112-116 arası az maaş alıyor. Şimdi de emeklilik yaşını yükseltmeye çalışıyorlar. 64-65'e güya 100 milyar kenara koyacaklar. Halbuki kenarda paraları var başka yerlerden alabilecekleri. Yani onunla ilgili çok çalışma var. Esmer içinde de, yeşiller içinde de. Yani kesinlikle bu bölüm. Var çok sevdim. Benim kendi kişisel yaptığım kadına yönelik şiddet de bir sorun. Yani burada da sorun. Onunla ilgili bir kantonal şiddet merkezi için genç soru verdik ve geçti o postura olarak. Yani açıklaması yönünde çalışmalar yapıyoruz. Profesyonel ve şiddet gören insan, kadın erkek oraya gidebilecek. Adli tıpçılar, doktor, psikolog, mezun, hemşire, yani bu yönde bir şey başardık. Aynı zamanda kadınlar ve aile benim aklıma gelen çocuk bakımı, yani çalışmak için kreş lazım. Kreşler çok pahalı, eğer bulursanız. Yani o yönde de çalışıyoruz. Hep sağdan gelen tepkiler var, sizin başka sorununuz yok mu? Ama kreş önemli bu ülkede. Herkesin anne baba çok yeri yok. Çocuğu olan biliyor, ben yani çok çekti. Çocuğun küçükken de %100 çalışıyor. Zaten %100 çalışıyorsunuz. Emeklilik maaşınız da çok düşük. Burada şimdi yükseldiğiniz sizi daha da uzun çalışmaya çalışıyorsunuz. Ama bu yönde çok çalışma var. Onu hani ihmal etmiyoruz. Bunu söylemek istiyorum. Başka bilmiyorum. Bana yönelik soru var mı? Çok da uzun konuşmak istemiyorum. Keseyim şimdi. Diğer devam edelim. Şeysizsiz yaparız isterseniz. Bu nasıl oluyor? Maaş yaşamak. Ha. Biz ondan konuşmuyorsunuz. Yani şöyle bakın ben hani benim geçen yıllık brüt maaşım kağıt üzerinde 13 bin franktı. 13 bin frankın yıllık yarısını partiye veriyorsunuz. Mandat abgabı deniyor. Parti parası bu havadan. Bir de o kalan paradan işte kesinti besinti. Yani elinde belki hani 3-4 bin lira falan kalmıştır frank. Bir yıl. Yani çalışmasından kazandığınız paranın. Evet, kazandığınız para bu. Yoksa doktor olarak. Yani doktor değil, yani parlamento. Yani parlamento olarak burada biz milis parlamenteriz. Yani biz hakikaten yani bunu unutmayın. Ama tabii ki şimdi çeşitli komisyon, 500 komisyonda çalışırsınız. Oradan para alırsınız, buradan alırsınız. Maaşınızı biraz yükseltebilirsiniz. Ama yani gelen para bittiği bir para değil. Aksine benim çok zamanım alınıyor. Yani bir hafta delilik. Herkes bana diyor ki ne işim var. Yani iki hafta bir kere, üç ayda bir, iki hafta full gün mecliste oturuyorsunuz. Bazen 19.30'a kadar koltuğumlar. Yani
Ve bütün gün bla 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 dinliyorsunuz. Bazen ilginç ama bazen hiç ilginç değil. Yani kafanız böyle böyle oluyor çıktığınızda. Yani söyleyeyim yani çok eğlenceli değil. Yasa yapmış makamda olduğunuz için. Çıkamıyorsunuz da çünkü düğmeye basacaksınız. Oyunuz önemli. Partisinin zaten konumu. Yani mecliste mesela söyleyeyim size %33 kazıklar. Yani ve sol partilerde bu oy bu oran yüksek. Ama sağda yani kadını böyle tek tek arayabilirsiniz. SP için iştah beğendi. 10 tane 10 kadının 5'i SP'di. Yani düşünün. Yani nasıl dağılır? Yani bir yani para, böyle para için yapmazsınız bu işi. Zaten yani para ciddi bir para değil bu kazandığımız. Ama zaten onursal bir iş çok önemli. Hem ışık oluyor, örnek oluyorsunuz hem yani sizlerin sorunlarıyla uğraşıyoruz orada yaptığımız yani bir önergelerimizi görebilirsiniz. İnternet sayfamız var. Oraya girip sesli direkt dinleyebilirsiniz. Şimdi görüntülü de yapacaklarmış. Görüntülü de bizi görebilirsiniz. Konuştuğumuz zaman, sizlerle ilgili bir konu olduğunda konuştuğumuz zaman görebilirsiniz. Veya sonra arşivden dinleyebilirsiniz. Dinleyin yani çok komik konuşmalar da var. Sağlık konusunda yani çok kavga ettik. Geçen dönem bakarsınız korona ile ilgili sağla solun çatışmalarını bir izleyin. Ama yani dediğim gibi onursal bir iş bu ve çok sorumluluk gerektiren, Haşim Bey'in unuttuğu hakimleri de biz seçiyoruz. Hakimler geliyor, kendileri tanıtıyorlar. Burada öyle bir sistem var, hakimlerin partileri var. Bilmiyorum, biliyor musunuz? Yani her partinin hakimi var. Yani onlar da konkordans dahilinde eşit dağılıyor. SP'nin hakimi, SFAP'nin hakimi. SFAP'nin hakimi geliyor, fraksiyon oturumlarında kendini bize tanıtıyor, biz onu sorguluyoruz. Ya şöyle yaparsam böyle ama aslında kapalı kapılar ardında anlaşılıyor. Ya bunu seçeceğiz nasıl olsa öbür seferde bizimkini seçecekler filan diye. Ama sonra son dakika bir gol yiyorsunuz, başka birini seçiyorlar. Ya bu sefer herkes sinirleniyor, kalkıyor. Ya ne bizimkini seçmek, biz öyle anlaşmıştık. Çünkü belli bir temsil oranı var hakim yerin şeyde. Yani bir uzattım gene. Başka ilgili sorular varsa yani. Maaş konusunda bir ek yapmak istiyorum. Şeyden Gemayi'de kantonda biraz daha farklı. Yani harcama zaman düşünüldüğünde aslında temizlik ücretinden bir saat ücreti ne kadar alınıyorsa yani bir parlamenter olarak da aslında temizlik çalışanını aldı. Yani asgari ücret alıyorsunuz. Kanton planlamasında biraz daha farklı. Komisyonlara daha fazla katıldığınızda daha yani işsizseniz en azından orada bir şey yapabilirsiniz belki ama harcadığınız zaman düşünüldüğünde aslında aldığınız ücret asgari ücretin biraz daha şey üstünde yani saat yani %30'luk bir iş. Ülkedeki bir falan değil. Ben %30 maaşımdan düşürdüm üniversiteden azalttım ki onu yapabileyim yani %30 ama hiçbir zaman şimdi şöyle bir karşılaştırma yapayım. Nazan ablanın %30'luk doktorluk maaşı yaklaşık 100 bin liraya denk geliyor. Yıllık arkadaşlar. Bu kadar olsa keşke mi? 60-70 liraya diyelim. Oradan aldım para yapayım. Yani özel olarak ne kadar kazanıyorsunuz derken şans sayesinde kazanıyorsunuz. Bu sistemin bilmesini istedim. Çünkü hani Türkiye'de alışkanlık biraz farklı. Herkes başka bakıyor. Milletvekili olunca işte şu oluyor bu oluyor. Yani gerçekten burada bu sistem başka türlü çalışıyor. Onun görünmesi açısından kıymetli değil, onu bilmesini istemiyorum. Onu bir ekleme yapsın ya ben Cemal Hocam genç arkadaşımızın hakkını yememeye çalışayım. Şimdi arkadaşlar, biraz önce vurguladım. Şehir veya belediye meclisi, kanton meclisi, bir de ulusal meclis. Üç aşamalı meclis var İsviçre'de. Fakat bunların hepsinin birer tane de hükümeti var. Hükümetler 5 kişi, 3 kişi, 7 kişi, genellikle 5, 7, 9 falandır. Bunlar profesyonel olarak çalışıyor. %100 işleri o. Maaşları da iyi. Kanton, hükümet adaylarının maaşları 250 bin lira. 270 bin lira. Onlar bakan mı? Bakan. Ama bakan. Birisi ekonomiden sorumlu, birisi sağlık konusunda, birisi eğitimden sorumlu, birisi güvenlikten, polis falan bundan sorumlu. Ve onlar %100, %150 çalışıyorlar. Maaşları da bu. Şimdi falan diyorsunuz da
Bu belirsenin 20 milyon kazanır. Belki daha az düşer. Ve daha fazla sorun yok. Sistem kurulduğunda zaten parlamentolar böyle düşünülmüş ki insanlar işte %30, %20 parlamentolar olsun. Bunun yanında da yeterince de para almasın ki mesleklerini yürütebilsinler. Ve meslekler edindikleri tecrübeleri taşısınlar değişik mesleklerinden de. Şimdi parlamentoya baktığımız zaman en fazla gerçek köylüler var, kontrolmenler. Ama işte değişik değişik meslek gruplarından insanlar var. Sosyal danışman belediği gibi işte zamanı gibi doktorlar var, işte avukatlar var vesaire vesaire. Belki ilerleyen zamanda bu sistemin işleyişiyle ilgili lobi meselesinde konuşmamız gerekir. Ama sonra şimdi girmeyelim. Ama sadece burada bizim alacağımız şeyler de var, yöntemler olarak öğreneceğimiz şeyler de var. Neye mesafe koyacağımızı da burada konuşmayalım, görmemiz gerekiyor. Devam edeceğiz. Cemal, Bülent ve Leyla. Sonra şeye zaman kalsın arkadaşlar. Çok uzatmamaya çalışalım ama ne yapacağımız kısmında birazcık zaman kalsın. Tekrar merhaba arkadaşlar. Tekrar sesimi bazen gidiyor. Katılımcı arkadaşlarımız birçok konuya değindiler. Sizlerden arkadaşlar görüş, öneri ve beklentilerini bize getirdi. Aslında bunlar aynı olgunun değişik parçaları. Şimdi kısa süre içerisinde her birimiz bir kesikten ele alıp bakıyoruz. Bu meselenin sadece onunla sınırlı kalmayı anlamına gelmiyor. Bizler kendimizi sadece yabancılar olarak kategorize etmek istemiyoruz. Zaten bize bu şekilde bakılması bizim için rahatsızlık konusu. Arkadaşımızın bahsettiği yabancı ve yabancılaşma olgusu da zaten burada ortaya çıkıyor. Onlar bize yabancılaşıyor. Biz yabancı değiliz. Bizde nedir? Kendilerine benzetmeye çalıştıkça onlar hem kendilerine yabancılaşıyor hem bize yabancılaşıyorlar. Kendi sorunlarımızı ortaya koyduğumuzda bunu yalıtıp bir biçimde ele alıyoruz. İsviçre'deki daha genel boyutlar bakımında daha geniş boyutlar var ama İsviçre çerçevesinde ele aldığımızda nüfusun önemli bir kesiminin hızla yoksullaşma süreci içinde olduğunu görmek gerekiyor. Bunlar sadece ilticacı, göçmen olarak gelenlerin sorunu değil. Bizim sorunlarımız daha ağırdır. Bizler en alttakileri temsil ediyoruz ama o orta tabaka dediğimiz kesimler de çok iyi bir yaşam tarzı sürdürmüyorlar. Çok iyi bir eğitim imkanına sahip değildir. Bütün bunları görmek lazım. Bizim siyasetten anladığımız mevcut klasik bir siyaset de değildir. Bazı arkadaşlarımız çıksın, seçilsin, parlamentolara girsin, işte kimi yasalarda bazı bir güçler yaparak iyileştirmeler yapsın. Bunlar çok önemli. Bu çabanın içinde olacağız. Ama esas siyaset bu olmamalı. Toplumsal siyaset ile bizim saf siyaset dediğimiz kesimi biraz birleştirmemiz lazım. Yabancılar, göçmenler olarak adlandırılan kesimlerle bizim aynı amaçlara sahip olan kesimler arasında bir birlik, bir köprü kurmamız lazım. Ancak bu şekilde kendimizi bulabiliriz, bu şekilde ülkemizle bağlantımızı kurabiliriz. Düşünün, burada iyi bir şekilde dil öğrenememiş, meslek edinememiş, yaşamını güçlü bir şekilde sürdürememiş insanlar nasıl siyasete atılsın? Sabahtan akşama kadar temizlik yapan, restoranlarda bulaşıkçılık yapan bir kadın nasıl siyasetle, nasıl toplumsal sorunlarla rahatlıkla ilgilenebilsin? İşte biraz siyaset işi İsviçre'de elitlerin işidir. Bu maaş konusu ele alınırken aslında bu boyutuyla bakmak lazım. Kimse maaş kazanmak için oraya girmiyor. Tersine zaten geliri iyi olan ağırlıklı olarak, paraya ihtiyacı olmayan ağırlıklı olarak, güzel mesleki imkanı olan insanlar bu alanda da biraz deyim yerindeyse yine
işin kaymağını alıyorlar. Biz siyasetin halka mal edilmesini istiyoruz. Ve halkın da siyasete sahip çıkmasını istiyoruz. Ancak bu şekilde bazı şeyler dönüşebilir. Hem sınıfsal kategorik açısından hem de toplumsal katmanlar açısından. Şimdi mesela dikkat edin. İsviçre'de 1 milyondan fazla yabancı var. Ya tırnak içinde yabancı aslında biz yabancı değiliz ama bize böyle bakıldığı için başka kökenden, başka ülkelerden gelen insanlar var. Bize bakış açısı nedir? Bunlara işte nasıl dil öğretiriz, nasıl kendimize benzetiriz gibi bir siyaset var. Bir gün bir İsviçre televizyonunda ya aramızda şu şu halklar yaşıyor. Bunların kendilerine ait kültürleri var, güzellikleri var. Bunları da bir televizyonda yansıtalım. Onları da bir tanıyalım diye bir programa rastladık mı? Hayır. Yabancı dediğim bir sorundur. Yabancı bizim için bir yüktür. Yabancı bizim için bir ayak bağıdır. Biraz dil öğretelim, biraz kanun öğretelim, biraz hizaya getirelim, disipline edelim, götürelim, çalıştıralım. Arkadaş belirtti, işte teknikçi olsun, araba tamircisi olsun, temizliğimizi yapsınlar, bulaşıklarımızı yıkasınlar, bize de sorun yapmasınlar, gürültü yapmasınlar, ses çıkartmasınlar, oturdukları yerde otursunlar. Bu insanların da güçlü kültürlerinin oldukları, zengin birikimlerinin oldukları, dünya görüşlerinin oldukları dikkate alındı. İşte biz siyaset yaparken hem kendimizi örgütlüyoruz, biraz da onlara kim olduğumuzu göstereceğiz, göstermeye çalışacağız. Kendimizi değiştirirken onları da değiştireceğiz. Kendi haklarımızı elde ederken onların da haklarının genişlemesini sağlayacağız. Ortalama bir İsviçreli sanıyor ki yoksulluğunun kaynağı sebebi yabancılardır. Yabancılar geliyor, bizim vergilerimizden toplanan paralar onlara verilir, biz bu yüzden yoksul kalırız. Bunun böyle olmadığı, bizim haklarımızın kabul edilmesiyle onların da yaşam seviyelerinin yükseleceğini, nasıl ki biz onların dillerini öğreniyorsak, kültürlerini öğreniyorsak, onlar da bizim dillerimizi, kültürlerimizi öğrendiklerinde daha bir zenginleşeceklerini öğrensin. Siyaset biraz da budur. Teşekkür ederiz. Çok teşekkürler. Ben... Çok teşekkürler arkadaşlar. Çok kısaca bazı şeyler değineceğim. Bir, biz sizler için ne yapabiliriz? Sanırım bunu bir sonraki şeyde, konuda daha çok ayrıntılı konuşacağız. Bence çünkü çok önemli. Şimdi değinilmeyen sorular. 16 yaş konusu değinildi, onu destekliyor. Gerçekten gençlerin erken yaşta aslında politika hayatımız çok önemli. Özellikle de çoğumuz aslında genç yaşta biraz solculaştık, biraz şey yaptık. Belki genç yaşta olmasaydık sonradan çok fazla biraz da ortada bir yer vardı. Siyasaldan dokunmadan bir yerlere gidecektik. Aslında burada da öyle. Gerçekten genç yaşta SP'ye, Yeşiller, özellikle Yeşiller aramalar çok aktif. İlgi duyan gençler o orada aynı zamanda sosyalize de oluyorlar. Yani kültürel olarak politik kültürleri oradan alıyorlar ve büyük bir kısmı sol mecrada kalıyor. Yani ortaya ve sağa kaymadan diye. Sol mecrada kaldı. Bu çok önemli. Ve tabii ki şöyle bir şey var. Yani genç isteyen genç girer politikaya, istemeyen girmez. Ama gençlerin irade olarak bu şekilde şey yapılmasını ben çok önemsiyorum. Özellikle bizim gençlerimiz için. Çünkü çoğu aday olmaya başladı. Bu bizim de siyasette daha etkin bir şekilde vatandaş olmaya başladı. Bizim de siyasette daha etkin bir şekilde kendimizi göstermesi açısından da bence önemli. Bunu çok ciddi destekliyorum. Bir arkadaşımız LGBT grubuna ilişkin bir soru sordu. Biz tabii ki bütün özgürlüklerden yanayız. Yani bu grubun da özgürlüklerini sonuna kadar savunan bir sahibiz, bir konsepte sahibiz. Yani ben kişi olarak şahsen SP ve Yeşil'de bu konuda sonuna kadar bütün inisiyatiflerde, bütün referandumlarda bu konu için şey yapmışlardır. Bu biraz böyle. Adaptasyon ve entegrasyon konusu çok önemli bir olay. Eskiden bizi dil kurslarına göndermek için yalvarıyorlardı. Şimdi insanlar ağlıyorlar dil kurslarına gidebilmek için. Tabii bu da ben kampın parlamentosunun bir mesajım.
bölümünde çok köylü kanton ve kanton parlamentosunda SPOP'nin sağcıların ağırlığı var ve bu yasaları çok kötü bir biçimde, yani bakanlık da tabii 5-7 bakandan biri, özellikle o bakanlık da SPOP'nin ve bu yasaları çok kötü ağırlaştırdılar. Bu konuda çok radikal olmak lazım. Yani doğrusunu söylerseniz bu benim aslında bizim kendi partilerimize bir eleştirim olarak da gelişiyor. Solcular da bu konuda kısmen orta yolcu bir yaklaşım sergiliyor. Çünkü SVP, yani sağcı partiler bunu kullanarak çok ileri bir pozisyona gittiler ve halktan çok büyük bir destek gördüler. Çok iyi bunu argümentini yapabildiler. Bundan dolayı da solcular geri almaktalar. Aslında burada bize düşen görevlerden biri de kendi partilerimiz içerisinde sol adına hareket ettiği halde sağ politikalara eğilim duyan anlayışa da bizim şey yapmamız lazım. Şahsen yani ben bunu çok önemli görüyorum. Yani SP'de ben bunu görüyorum. Gerçekten benden daha radikal gerçekten yaklaşım gösteren insanlar da var. Gerçekten çok parlamentoda da şu an benim tanıdığım bazı arkadaşlar var. Çok radikal ve çok cesaretli de savunuyorlar hakları. Mesela bu özellikle bu yasalar konusunda, ilticacılar konusundaki yaklaşımlar da yasalarda. Çok radikal yaklaşım gösteriyorlar. O eğilimi biraz daha geliştirmemiz lazım. Tabii bunu yaparken diğer kesimi korkutmadan, yani uzlaşma, İsviçre'nin bu uzlaşmaya dayalı politik kültürünü de tanıyarak, onu da göz önünde bularak yapmak lazım. Bu çok önemli bir soru. Maalesef uzun bir sürede böyle olumsuz kalacak bu yasalar böyle. Ta ki gerçekten bir değişim hissi ortaya çıkıncaya kadar. Yani çok değişen şeyler. Ben tercümanlık işinden biliyorum. Yani bu yani inanılır gibi değil. İki sene önceki yasayla bu sene, yani bir sene önceki pardon, yasayla bu seneki yasa arasında daha kadar fark var. Ve bu önemli konulardan biri olarak duruyor. Ama dediğim gibi Haşim abi şeye karşı çıktı. Evet, belki Türkiye'lerin oranı fazla ama benim asıl kastım aslında nitelikli katılım oranı. Yani ben Türkiye'ler derken, yabancılar derken aslında ya sadece Türkiye'leri de kastetmiyorum, yabancılar. Aslında bu ülkenin nüfusunun 1/4 yabancı ve bu 1/4 oy kullanamıyor. Aslında direkt demokrasi ülkesi olarak geçer. Yani demokrasi en köklü, en işte halka dayalı, ben İsviçre politikası okuyorum. Bunu üniversitede, Forschung'da da şey yapıyorum. Bizim demokrasimizin bir ayağı topal deniyor. Çünkü ülkemizde yaşayan insanlar 1/4 oy kullanma hakkından, seçme seçme hakkından mahrum. Yani bu yüzden de ileriki süreçte C Ausweis'ların kantonda ya da belediyelerde oy kullanma, seçme seçme hakkını kazanması bazı kantonlarda daha böyle bir şey. O olay çok önemli. Çünkü partisipasyon çok önemli. Ben bizim gençlerimiz ilgili duyuyor derken sadece aday olmaya değil, seçime de ilgili duyuyor. Seçmiyor, oy kullanmıyor. Yani bunlar çok önemli şeyler. Özellikle aslında yani bu ikinci bölümde buna da değineceğim. Yani 5 oyuna kaybettik. Yabancıların lokal seçimlerde oy kullanması konusunda yönergemiz vardı. Bu şeydi. Bu dönem kanton parlamentosunda bu kantonu 5 oyla kaybettik. Bir dahaki de şimdi 2 yıl veremiyoruz. 2 yıl sonra yine vereceğiz. Ben daha olursam. O zaman geçebileceğimizi düşünüyoruz. Çünkü hakikaten iktidar şey daha söyleyebilirim. Mesela seçme seçilme bir şey, bir konuya daha değinmiştim. Unutmuştum. Bu arada bir şey söyleyeyim. Katılım oranı dedim. Katılım oranı dedim. Ya da partiler içerisindeki yaklaşım. Neyse aklıma gelir bir şey dedim. Özür dilerim. Yok bir şey değil, çok yoktu. Mesela ben şahsen açık söyleyeyim size, belli bir yabancı temsil edecekse, gerçekten hakkıyla temsil edecekse, illa benim olmam gerekmiyor. Şimdi biz, ben şahsen bunun çalışmasını da yapıyorum, açık söyleyeyim size. Mesela diyelim ki bir Afgan, özellikle de kadın olunca, gördüğümde, yetenekli gördüğümde, ilerleyebileceğini gördüğümde, gerçekten bütün migrasyon grupları temsil eden bir temsil düzeyini gördüğünde gerçekten cesaretlendiriyorum. Lütfen politikaya katıl. Sadece Türkleri değil. Ama biz şöyle bir toplumuz. Yani Türkiye'liler, biz burada çoğumuz siyasal geçmişi olan bir grubuz. Ve bu grup, yani bir dönemler aslında burada solu İtalyanlar ayakta tuttu.
Yani ve bu İtalyanlar hala da Espe'de kiminle sohbet ediyorsam bir tarafı İtalyanlara dayanıyor. Ve biz gelecekte belki burada solu ayakta tutan temel dinamiklerden biri olacağız Türkiye'liler olarak. Çünkü biz geçmişimiz, yani geçmişimiz biraz o kökenden geliyor. Ve bunu yaparken de tabii ki çok kapsayıcı olmamız, sadece kendi yurtlarımızda sınırlı kalmamamız gerekiyor. Bizim internasyonel, işte solidarite, evrensellik, bu prensiplerimiz var ve bu prensiplere de tabii ki uygun bir şekilde hareket etmemiz gerekiyor. Bu çerçevede bunları söyledim. Tabii ki yani bu alanda Nazan abla söyledi, lobby sizin, bizim sizden beklentilerimiz var. Tabii ki sizin de bizden beklentileriniz olacak ve bu konuda şahsen kendi şahsım adına söyleyeyim. Hiçbir zaman tamamen kaçıp her türlü kendi toplumun, insanların, tek tek bireylerden toplumsal sorunlara kadar sorunlarını mümkün bir belli platformlarda bir açık varsa, bir yol varsa, bir kapı varsa sonuna kadar, yani işçinin, emekçinin, migrasyonun, ezilen bir inanç grubunun, bu sadece ben bir Alevi kökenli bir insan, o değil, Müslümanlar da buna dair, yerine göre antisemitizm var mesela, bu konular çok önemli. Bütün inanç grupları ile ilgili söylüyor. Bu kültürel kimliğin bir parçası çünkü. Bu çerçevede tam da bu şey konusu bir soru sorulmuştu migrasyonla ilgili. Biz aslında Haşmar kısaca cevap vermişti ona. Yani şöyle, biz aslında tek başımıza bir şey yapamayız. Tek başımıza güçlü bir grup olarak ortaya çıkabiliriz. Ama örnek olabiliriz, diğer grupları, kültürel grupları, inanç gruplarını kendimizle birlikte sürükleyebiliriz, motive edebiliriz, aktifleştirebiliriz. Aslında sosyalize edebiliriz bir çerçeveden de. Kendi içimizde de, yani kendimizle de sınırlı kalmamız gerekiyor. O yüzden Nazan Arman'ın Espe migrantlarda mesela, işte bazı politikası dedi, orada yapılan şey çok önemli. Sadece bir Kürt kadınıyla, Türk kadınıyla değil, aynı zamanda bir Afganlı kadınla, İtalyan kadınla, Arnavut kadınla, işte ne bileyim, her bölgeden kadınla ya da erkekle bir çalışmasına ve biz bunu yapabiliriz. Yani kendi partilerimiz içerisinde, mesela ben şahsen söyledim size, o yüzden söyleyeyim, biraz aslında model derken bunu söyledim. Ben şimdi partinin bazı kurumlarında adayı, yani biz aday gösterirken bu konuda da biraz dürüst olalım, kendimizdeki gerçekçi olan partiler tamam adayı gösteriyorlar, yabancıları falan. Benim seçim bölgemde bütün partiler içerisinde ben bir tek yabancıyım. Mitterland Süd. Yani bir tek yabancı benim. Bazı yerlerde yoğunluk var ama bazı yerlerde de hiç yok. Ve parti içerisinde de şunu, yani ben partiye işte 2-3 senedir girdim ama şunun hazırlığını yapıyorum. O karar mekanizmalarını etkilemede yer almak istiyorum. Bakın, aday belirlerken, adayların listelerdeki yerlerini belirlerken biraz hakkaniyet olmalı, temsil gücü olmalı. İşte ya bu yabancı şu gruptan, şu gruptan içimizde olsun, bir oy getirir falan, seçilenler zaten seçiliyor tarzındaki yaklaşımları da biz kabul edemeyiz. Yani bu konuda aslında biz kendi partilerimiz içerisinde de bir şey sayabiliriz. Yani her şeyi söylerken çok büyük cesaretle söylemiyoruz, açıkça söylemeyelim. Bu da önemli, bu açıdan da mesela bir sorun var. Dediğim gibi genel bütün göçmenlerin bir parçası olarak bir özne olma yolunda daha nitelikli bir politika yapmak için bizim çaba harcamamız gerekiyor. Teşekkürler. Biraz son tura zamanımız kalsın istiyorum. Leyla, sen söyle, sonra küçük bir ara vereceğiz. Geç, ondan sonra lütfen asıl önerilerle çalışmaları organizeceğiz. Oy konusuna şeyler demek istiyorum. Mesela ben 2020'de belediye meclis üyeliğine adaylığımı koyduğumda fark ettim ki 20-30 senedir İsviçre'de yaşayan insanlar var ve 20-30 senedir buranın vatandaşılar, yani oy kullanabiliyorlar ama hiç kullanmamışlar. Ve o konuda mesela bizim kaldığımız bölgede Tamiller çok var ve onlarla ben birebir konuştum. Yani gerçekten hani yıllardır orada yaşıyorlar, yıllardır oy kullanabilme hakları var ama hiç kullanmamışlar. Çünkü ne düşünüyorlar, ne değiştirebiliriz? Yani zaten bizim sesimizi istemiyorlar, zaten bizim oylarımıza ihtiyaçları yok gibisine düşünüyorlar ama öyle değil. Ve onlara bu hissi verdiğimizde fark ettim ki gerçekten daha fazla ilgilenmeye başladılar. Mesela ben
seçimlerde kazanamadım ama seçimlere girdikten sonra kaldığım bölgenin belediyesinde kültür komisyonuna girebildim. Ve kültür komisyonu bizim orada savcıların elinde. Yani birazcık zor bir başlangıç oldu. Genç biri, solcu biri, onları sevmediği siyaseti yapan biri olarak. Ama yani şimdi bir sene oldu kültür komisyonları ve şimdi bir sene içinde fark ettim ki onlar da yavaş yavaş hani bu düşünceye ısınmaya başladılar. Hani sadece biz burada yaşamıyoruz. Sadece biz burada bir şeyler yapmıyoruz. Onlar da bunun farkına vardılar. Mesela bizim kaldığımız bölgede benim babamın 20 senedir restoranı var. Ve seçim sırasında birazcık onun için de zordu. Çünkü bir taraftan müşterileri var. Müşterilerin çoğu sadece bir taraftan ben varım. Benim için oy toplaması gerekiyor. Yani onun için de zordu, ailem için de zordu. Ama o zor süreci geçtikten sonra şimdi birazcık kolaylaştı her şey. Yani sağcılar da babamı gidip tebrik edebiliyor şimdi. Sağcılar da gidip mesela benim yazılarımı okuduğunda babama diyebiliyorlar işte bak bunu güzel söylemiş, bu konuda hak veriyorum. Diğer konu da İsviçre'deki entegrasyon. Orada yani hepimizin biraz bir şeyler yapması gerektiğini düşünüyorum. Mesela az önce Nazan teyze Elf'e migrantadan bahsetti. Yaklaşık bir ay önce orada bir toplantımız vardı. Ve toplantıda İsviçre'de oy kullanamayan insanlar birazcık hayatlarından bahsettiler. Siyasete olan, yani siyaset yapmak istiyorlar ama yapamıyorlar. Çünkü oy kullanamıyorlar. Bu da yani onlar için de çok zor. Mesela benim annem babam 30-40 senedir İsviçre'de yaşıyorlar ama ikisi de oy kullanamıyor. Şimdiye kadar ikisi için de hiçbir sorun olmamış. Çünkü yani pek buranın siyasetiyle ilgilenmemişler. Ama ben seçimlere girdiğimde yani ikisi için de zordu. Çünkü oy kullanmak istiyorlar ama kullanamıyorlar. Burada yaşıyorlar. Buranın kültürüne ayak uydurmuşlar. Biz her sene Türkiye'ye gidiyoruz. Gittiğimizde en fazla 3 hafta, 4 hafta kalıyoruz. Geri kalan hayatımızı burada geçiriyoruz. Yani onlar da bir şekilde farkına vardı. Hani gerçekten bizim de burada bir şeyler yapabiliriz diye düşünmeye başladılar. Yani o yüzden dediğim gibi herkesin birazcık şeyler yapması gerektiğini düşünüyorum. Siyasete olan ilgimizi dile getirerek, göstererek, bir yerlere üye olarak. Çünkü yani İsviçre'de gerçekten integrasyon konusu daha çok güçlü değil. Ve ben inanıyorum ki ne yani biz bu konuda bir şeyler yapabiliriz. Ve yaparsak İsviçre'nin demokrasisinin de güçleneceğini düşünüyorum. Çünkü o kadar burada yaşayan ama oy kullanamayan, sesini çıkaramayan insanlar var. Ve bizim gerçekten demokrasimiz güçlü diyebilmemiz için önce bu insanlara bir ses vermemiz gerekiyor. Önce bu insanlara bir ses olmamız gerekiyor. Ama tabii ses olmak isterken sesi çıkmayanların da desteğine ihtiyacımız var. Mesela siz burada duyduklarınızı gerçekten önemseyerek, gerçekten bir yerlere üye olarak, mesela Espa Migranta'da yönetimde oy kullanamayan arkadaşımız da var. Ama gerçekten aktif bir şekilde uğraşıyor, çabalıyor. Mesela benim için de önceden yani herkesin oy kullanabilmesi çok önemli değildi. Yani şimdi sadece seçim konusundan bahsetmiyorum. Tabii seçim sırasında insan oy istiyor. Yani herkesin oyuna da ihtiyacın oluyor. Ama onun dışında gerçekten burada yaşayan ve buranın siyasetinde bir şey değiştirmek isteyen yabancı insanlar var. Ve yani gerçekten onların bir şey yapabilmesi için mesela Ştimre Türalde şu an onun için de çok uğraşılıyor. Herkesin seçim hakkı olsun diye. Çünkü bu bir gerçek ki İsviçre'de vatandaş olmak zor. Ki gittikçe de zorlaştırılıyor. Benim kız kardeşlerim daha yeni vatandaş olacaklar. Biri 13 yaşında, biri 14 yaşında. Bir sene önce ikisinde belediye, dediğim gibi bizim belediye sağcıların elinde. İkisini de belediyeden çağırdılar ve sorular sordular. Ve iki küçük kız, yani ikisi haftalar öncesinden o strese girdiler. Hani ne sorular soracaklar bize, acaba cevap verebilecek miyiz? Cevaplayamazsak ne olacak? Yani bize haklarımızı vermeyecekler mi? Yani ister istemez küçücük çocuklarda bir korku oluyor.
Ve mesela bunun da yok olması gerektiğini düşünüyorum. Küçük bir çocuğun yani öyle o şekilde sorguya alınmasının güzel bir şey olmadığını düşünüyorum. Ben mesela o konuda şanslıydım. Ben 14-15 yaşında vatandaş oldum. Ve beni öyle bir şeye çağırmadılar. Çünkü o zaman kaldığımız belediye solcuların elindeydi. Öğretmenlerimi aramışlardı, öğretmenlerim de aramıyordu. O yüzden ben öyle bir şeye çağrılmadım. Ama kardeşlerim yani benim siyasette anlattığım her şey kendi gördüklerim, kendi yaşadıklarım, ailemden gördüklerim, ailemin yaşadıkları. Mesela dediğim gibi yani bu vatandaşlık konusu kardeşlerimde ben o korku gördüm. O stresi yaşadım ve bunları yaşadıkça dedim ki hani tamam sadece biz yaşamıyoruz, sadece benim ailem yaşamıyor. O yüzden yani sizin hepinizin vatandaş olun olmayın, gerçekten burada yapabileceğiniz bir sürü şey var. Mesela işte Aspen Migranti'de sadece isteklerinizi bize sunarak bile biz ne yapabiliriz diye düşünebiliriz, o konuda kafa yorabiliriz. Teşekkürler. Çok teşekkür ederiz. Arkadaşlar bir 10 dakikada lütfen ikinci bölüme, yani son bölüme kalın. Orada birazcık daha somut konuşacağız. Yarım saatimizi daha alacağız. Ama herkes kalsın. 10 dakika. Sessizlik. Sessizlik. Arkadaşlar aramızda konuşmayı bitirdik lütfen. Şimdi yeniden bu konu üzerine elbette dönemiz. Pek çok başlığa sadece kurulu değildi. Önümüzdeki dönem başka toplantılarda daha ayrıntılı konuşabiliriz ama sonuçta somut bir seçim takvimi var önümüzde. İşte sanıyorum bir hafta sonra falan ya bir Mart başı kağıtlar gelecek ve ayın 27'sine kadar oyların kullanılması gerekiyor ve oyların kullanılması meselesinde de ilk haftalar çok belirleyici önemli oluyor. Biz dediğim gibi başta geciktik belki bu toplantı için ama yine de hem deneyimli olan arkadaşların deneyiminden yararlanarak hem de burada sizlerden de gelebilecek önerilerle bu süreci nasıl en efektif şekilde kullanabiliriz? Öneriler nedir? Yöntemler, yollar nedir? Seçimler, somut seçim meselesinde başta söyledim biliyorsunuz buradaki arkadaşlarımız farklı seçim önerilerinden her zamanda. Bülent, Köniz, Mitterland, Süt. İtlantı bölgesinden. Onu söyleyeceğim hangi bölgeler. Evet. Kendileri taliplerle yani oyun nasıl kullanacaksınız? Asıl olarak da çevremizi organize etmek, harekete geçirmek konusunda neler yapabileceğimiz meselesinde birazcık konuşalım. Şöyle yapalım isterseniz çok zaman almamak için bir yarım saatte bu turu tamamlamaya çalışalım. O yüzden öncelikle arkadaşlar ben bu konuda ya da şöyle yapalım. Sorusu olan teknik açıdan varsa onu alıp ondan sonra arkadaşlar somut önerilerle konuşmayı tamamlasın. Evet, bence bir şey yapalım, biraz değinelim çok kısaca. Okey. Sonra sorular onunla birlikte. Tamam, bir noktaya... Doğru ama bir küçük söz kullanmak istedi. Son bir devam edelim ama bir... Eşşivak dedik ki, avadın mal eşşivak herhalde, tebayi herhalde, zer cevabı. Ben de arkadaşlara burada başarılar diliyorum. Bizim sesimiz olacaklarına inanıyorum. Ve bir de şunu söyleyeyim, evet oyumuz yok onun için hani verebileceğimiz için de işin açıkçası gördüğümüzde rahat değil. Ama şöyle bir küçük bir şeyle sözü bitirmek istiyorum. Bizim yani bundan işte yıllar önce diyelim ki işte 30 yıl önce biri Ankara'ya biri üniversiteye babasına diyor ki, abi ben geldiğimde sana orada sigara mı, gömlek mi getireyim, abi astroloji işli mi, bana cigara bir yere, ermata dayatım. Mürne işli mi, bana cigara bir yere, şu bu anı ben yemem. Yani diyor, bana ne sigara getir, ne gömlek getir, git oku, ama bizim sesimiz ol. Ben de inanıyorum ki arkadaşlar bizim sesimiz de olacaklar, bizim rengimiz de olacaklar, bizim inancımız da olacaklar. Ben burada başarılar diliyorum. Manevi olarak ne istiyorlarsa yanındayız, arkalarındayız ama oyumuz da yoktur. Onun için de bizdiniz. Serkeptin. Teşekkürler. Sen mi başlattın? Evet, ben de sadece şöyle. Okay. Şimdi teyzem şey söyledi, oyumuz yok ama tanıdıklarımız var.
Şey çok önemli. Ben Könüs Belediye, yani arkadaşlarım çok tecrübeleri var. Özellikle oy kullanırken nasıl kendi adayınızı avantajlı hale getirebiliriz konusunu zaten bir kursla da, yani oy kullanımda pratik şey yapacaklar. Başım ağrıyla nazar atlatmadan. Şöyle bir şey, şunu tespit ettim. Bir, seçime ilgisizlik bizim insanlarımızda da var. Özellikle bizim kurumlarımızın kurumlarımıza fazla olup uğramayan vatandaş olan insanlar var. Türkiye'de var. Şimdi aslında böyle tek tek sormak lazım. Buradaki aslında kurum temsilcileri, yani belki sayı burada az ama kurum temsilcileri var. Bu aslında binlerce, on binlerce kişiye temsil eden bir şey var burada. Oluşum var. Şimdi yapacağımız şeylerden biri gerçekten kurumlarımızda söyleyelim insanlarımıza. Lütfen herkes çevresinde, oturduğu yerde, mahallesinde, komşusu, tanıdığı, tanımadığı, öncelikle grup olarak şeylerden başlamamız lazım. Yani bizim Türkiye'lerden başlamamız lazım. Bir o. Onu tespit, yani vatandaş olan kim varsa onu tespit etmek lazım. Mesela biz bunu yaptık. Mehmet abi çok iyi biliyor. Biz daha önce tanışmıyorduk. Köyümüz seçimleri vesilesiyle tanıştık. Ben gerçekten böyle çok şaşırdım. Aslında vatandaş olanlar, oy kullanabilenlerin büyük kesimini biz tanımıyoruz. Böyle bir şey var. Yani bu çok önemli değil. Böyle bir alan çalışmasını yapmada kurumlar çok ciddi bir yardımda bulunabilirler. Eğer mesela oy kullanım konusunda yardımcı olamıyorlarsa adaylara yönlendirebilirler. Yani biz diyelim ki telefonlarımızı vereceğiz. WhatsApp üzerinden bize yönlendirebilirsiniz. Bizi nasıl daha iyi, tercihli bir şekilde, mesela ben köylülerin seçiminde tercihli bir şekilde listede üste çıkıp şey yapabildim. Genelde yani onu yapmak mümkün. Gerçekten iyi çalışırsa yapmak mümkün ve bizim bu konuda mesela geçmiş HDP seçiminden bir tecrübemiz var. Ve buradaki birçok insan, komşu, savcısı, savcı olan, hatta MHP'li olan insanlara bile götürüp işte HDP oy verdiği insanların angaje olduğunda aslında angaje olumluluğunda olabiliyor. İyi adımlarda insanlara şey yaptığımızda. Gerçekten mesela bu bizim yani işte solcuların en temel avantajlarından biri bu. Bir, tespit etmek, alan tespiti. İkincisi, nasıl oy kullanılacağını söylemek. Üçüncüsü, o konuda yardımcı olamıyorsa adaylara yönlendirmek. Bu en temel şeylerden biri ve bir de takip etmek, zorlamak, kullanmak. Mesela bizde bir de böyle bir kültür var. Ne diyor ama kullanmıyor, unutuyor, önemsemiyor falan. Ve bir de birebir tanımıyorsa adayı, bu daha çok böyle oluyor. Ben çünkü böyle kısaca bununla başlamak istiyorum. Teyzem işte biz sizin için oy kullanamıyoruz dedi ama bizim şöyle bir özelimiz var. Gerçekten çok iyi ilişkilerimiz var. Arnavut işte tanıdıklarımız var. Arnavut daha çok önemli. İtalyan tanıdıklarımız var. Yabancılar, diğer kültürler. Bunlar da çok önemli. Ama aynı zamanda İsviçre'lerden de bizim insanlarımızın çok iyi ilişkileri var. Ve önerildiğinde işte adayımızın kartını verdiğinde çok böyle sempatiyle yaklaşabiliyorlar. Mesela Leyla'nın örneği var. İntegre olarak bu konuda uğraşan insanların sempatiyle yaklaşma, eğilim, duyma falan var. Mesela ben bunu özellikle sokak çalışması yaptığımda fark ettim. Yani SPO'yu vermediği halde seni sempatik gördüğünde falan biraz ikna ettiğinde, biraz işte şahslanmak açısından aslında etkili oluyor, veriyor. Listesinde yazıyor. Yani bütün şeyler öyle. Çok teşekkür. Sizin başlangıçta söylemek istediğiniz... Yani tekrar o konuya geleceğim de, daha önceki sorulardan cevaplamayan bir tane konu var sanırım arkadaşlar. Bir tanesi, neler yapabilirsiniz? Türkiye'deki gelişmelerle bağlantılı olarak buradaki çalışmaları nasıl yürütebilirsiniz diye. Ben şehir parlamentosunda sanıyorum Türkiye'lerden ilk seçilen. Daha sonra bizim Yeşiller grubunda, Yeşiller Partisi'ndeki bazı arkadaşlara şey söyledim. Ekoloji konularda falan çok tecrübeli arkadaşlar var, İsviçreli arkadaşlar. Fakat özellikle erkekler bir türlü seçilmiyorlar. Bizde genelde bayan seçilir. Zaten oraya da geçeceğim. Oy kullanma meselesine baktığımızda. Ben dedim ya bu arkadaşlar bu kadar net değil. Çok da iyi işleri var. Ya da hükümette işte kimisi bakanlıklarda falan çalışıyorlar bunlar.
kaç defa aday oldular, destekliyoruz onları, bir de Spitz'in kandidat diye ömürlere çıkartmak istediğimiz insanlar var. Orada da ömürlere çıkartmıştık arkadaşlar. Seçilemezler. Niye seçilemiyorlar falan? Şehir parlamentosunun son 4 yılını grup sözcüsü, grup eş sözcüsü olarak bilmişimler. Diğer grup eş sözcüsü bayağı arkadaş dedi ki, Haşim dedi. Yani o arkadaşların yapabildiklerini biz yapabiliyoruz. Ama dedim, senin yaptıklarını biz yapamıyoruz. Senin bildiklerini biz bilmiyoruz. Göçmenler konusu olsun, temel haklar konusu olsun. Ne yaptım ben? İki defa gözlemci olarak Türkiye seçimlere, HDP'nin daireti sonra. İşte burada göçmenler konusunu gündeme alıyoruz. İlticacılara yönelik, oldukça bir mücadele verdik. Bu geri gönderilmek istenen ilticacıların için bir kamp kurmak istediler, PREL diye. Ben detaylarına falan girmiyorum. Araştırma komisyonundayım aynı zamanda. O binayı da biliyorum. 39 milyon yatırılmış bir binaya. Ve daha sonra bina boş kaldığı için geri gönderilmesi gereken ilticacıları oraya göndermek istediler. Fakat daha başında tatil için güzel bir yer ama ilticacılık için yer değil. Oranın engellenmesi için girişimde bulunmuştum. Biraz da tesadüf, biraz da işte sağın kendi içindeki çelişkilerden yararlanarak durdurabildik. Ne bileyim, ticaretlere, ofrette kalan ticaretlere verilmesi, cep harçlı verilmesi konusunda girişimlerden bulunmuştum. Yani bunun gibi bir sürü konu var. Vatandaşlara oy hakkı. En son girişimlerden bir tanesi, biraz önce konu açılmıştı. Federal hükümetin anayasasındaki vatandaşlar geçme yasası kanton beyanında da uygulansın diye. Onu da işte 5-6 oradan sanıyorum kaybetmiştik. Hatta bir tanesi Esmaf Bey'in bir bayağı çıktı şey dedi. Yani sizin bu demokrasi düşmanlarınız bu konuyu daha işte birkaç sene önce inisiyatifle kararlaştırmıştık. Siz bunu tekrar değiştirmek istiyorsunuz. Ben o bayağı da şey dedim. Ulusal yasayı istiyorsun. Nasıl da demokrasi düşmanlığı diyorsunuz? Kaldı ki bu mantıkla hareket edersek o zaman kadınlara oy kullanma hakkı da verilmezdi ve siz burada olmazdınız. Ben aynı düşüncede olmasam da bunu büyük bir kayıp olarak gördüm. Anlayacağım demiştim. Yani göçmenlik konusu bir paret olarak alırsak, parlamenter politikayı bir paret olarak alırsak, bunu sadece bir tanesi. Onun içerisinde bir sürü konu. Konuya gelin. Evet, biraz konuya gelin. Somut şeye ulaşalım. Somut. Son 5-6 yıldır önemli iki tane faktör. Bir tanesi gençler politikaya ilgi gösteriyor, sokağa götürüyor. Bir diğeri de kadınların politikada rol oynaması. Bu araştırmalarda, son araştırmalarda özellikle ortama gündeme geldi. Kadınlar ve gençler politikanın akışını değiştirebiliyor. Şimdi bizim Türkiye'den olarak baktığımızda yani ben önerdim. Arkadaşlar biz ben Yeşillerden, diğer arkadaşlar hepsi sanıyorum. Eskiden. Yani aramızda herhangi bir rekabet olayı falan biz birbirimizi tamamlayıcı olarak ben görüyorum şahsen. Sen biraz önce vurguladın geçti aslında çünkü ayın 13'ünde oylama vardı. Oylamada da ulusal konular falan vardı. Yani kişilerimiz seçimlere fazla konsantre edemezdim. Sütçeler de aynı şekilde böyle davranırlar. Yani zaman geçti. Duyarlı olmak, tanıdığınız insanlara söylemek, tanıdığınız insanlara ulaşmak, kullanmasını sağlamak. Bilmiyorlarsa metot çünkü karışık bir metot. Biz şimdi burada kendimizden bahsettik de biraz önce de vurguladığım gibi bir de işin hükümet yanıdır. Yani parlamentoda zaten sağda, hükümette de sağlamak. İşte hükümetteki sağ çoğunluğu bozup 4 tane sağ kesimden hükümette bakanlar, 3 tane de
Beşli ve solculardan. Biz oradan işte bir tane sandalye daha alırsak orada prospektler falan var. Dört tane, üç tanesi Esker'in adaydı, bir tanesi de Yeşiller'in adaydı. Orada da değiştirmemiz gerekiyor. Ve kendimize yönelik olarak da bu şehirlerde nazar alınan değer parlamentoda bulunuyoruz. Zaten bizim dışımızda da iki tane göçmen kökenli insanlar var. Göçmen kökenli insanlar ve seçilebilmek de biraz zor. Yani bu dinlerin yutması da şans. Onun için Yeşilleri desteklemek isteyen, biraz önce bir arkadaş da sordu. Yeşilleri desteklemek isteyen, Yeşillerin listesini alır. Haşim Sancar iki defa yazar, Nazan Hanım iki defa yazar, Cemal arkadaş iki defa yazar, biraz önce bunların Mahir, Sancar iki defa yazdı. Diğer şeyler içinde, diğer bölgeler, tüm seçim bölgeleri değişiyor kanton seçimlerinde. Orada aynı şekilde davranılır. Yeşiller listesini alırsınız. Şimdi onların detayına ne kadar gideriz, ne kadar anlarsınız bilemiyorum. Gerçekten karışık bir seçim biçimi var. Yeşillerin listesini aldığınız zaman yani boş bıraktığınız yerler yine yeşillere gider ama bunu bulmak lazım. En üst tarafına bir liste ismi yazmak lazım. SP'ye vermek istiyorsunuz oyunuzu. Esper'in listesini alırsınız. Nazan Hanım'ı iki defa yazarsınız. Haşim Sancar'ı oraya iki defa yazarsınız. Ama Yeşiller'in kim almak istiyorsanız Yeşiller'in kim alırsınız. Haşim Sancar iki defa, Nazan Hanım iki defa, işte Cemal arkadaşı iki defa, Mahir. Yani size kalmış bu. Ben sadece size anlatmaya çalışıyorum. Şu mesajı vermek istiyorum. Yani bizim aramızda rekabettir. İşte o seçilmesin, ben seçileyim. Bunun seçilmesi, Cemal arkadaşı seçilmesi bana bir zarar değil. Biz yani bir şey güçlü hissederiz kendimizi. Bu anlamda desteklerseniz, çevrenize bu şekilde bir mesaj verirseniz, sizden de yetkileyecekleriniz ama işin detayına geldiğiniz zaman nasıl doldurulur falan biraz karışık bir şey, karışık bir konu. Burada bunu tek tek anlatabilmek olanağı da yok çünkü hükümet listesi var. Oraya adayları tek tek elden yazmanız gerekiyor. İkincisi de parlamento listesi var. Parlamento listesi de daha önce anlattım. Çerçevede bir yok. Bu mu? Öncelikle teşekkürler. Bir adaya iki oy verebiliyorsunuz. Yani o Haşim Bey'in söylemek istediği o. Çarşaf listeler var, boş listeler var. Bak, milletvekilleri için. Bir de bakanlar için aynı. Bakanlar için ona yeşil bir liste, boş bir liste. Diğeri çarşaf listeler var. Her partinin adaylarıyla liste hazırlıyor ya da bir boş sayfalar. Şimdi SP'de kadın listeleri var, erkek listeleri var. Kadınların hani ayrımcılığa uğramaması için getirilmiş bir kural. Yeşillerde bildiğim kadarıyla sizle birlikte değil mi? Kadın erkek bir listedesiniz siz. Karışıksınız. Bizim iki tane yeşil grubumuz var. İki yani onlar da ama biraz karışık. Yani o yüzden herhangi bir liste, herhangi bir çarşaf liste alıp isim çizerek kendi adayınıza yani eğer o bensem, yani benim olduğum listeyse ben zaten bir kere varım. Başka bir adayın üstünü çizip Nazan tekrar yazıp numarayla beni diğerlerinin önüne geçirirsiniz. Ya da Haşim Bey'in listesine Haşim Bey'i iki kere yazıp beni de o listeye o partiden olmadığım halde ekleyebiliyorsunuz. Buna panaşiyer deniyor. Yani öyle bir şey var. Yani illa benim olduğum SP'nin listesini seçmeniz gerekmiyor. Yeşilleri seçersiniz ama yeşillerden iki kişiyi çizip benim adımı yazarsanız ben de onlarla birlikte oy alırım. Bunların partisi daha çok oy alır ama bana da kendi partimdekilere göre oy kaybı olur. Yani olayın inceliği burada. Ayrıca bir boş liste var, bomboş. Ben onun üstünde duruyorum. Bir video yapacağım hatta böyle. Şimdi biz SP'nin grant olarak 10 dilde, 11 dilde hatta Türkçe, Türkçe dahil, Arapça, bilmem nece, aklınıza ne geliyorsa video yaptık. Onlar bu hafta yayına gelecek. Ama genel olarak hani çarşaf listeyi hiç değiştirmeden zarfa atmayı gösteriyor. Nötral bir video. Yani orada ne beni öne geçirebilirsiniz, ne Haşim Bey, ne Bülent'i, ne Beyla'yı. Onlar bizim listede değil ama onu demek istiyorum. Ama o genel olarak hani seçimi anlamak, kavramak
yani ESP'nin ilan sayfasında yayılacak. Biz ayrıca dediğim gibi o kursları yapıyoruz. Tarihleri şimdi verebilir miyim? Tarihleri söyleyeyim. Not alabilirsiniz. Not alın, gelmek isteyenler. Biz de duyururuz ADG'nin yani, sayfasına. Haşim Bey de olacak, ben de olacağım. Bilirim de İtalyan arkadaşlar da olacak. 7 Mart günü, 7 Mart Pazartesi saat 18. Alresto restoran var. Efine Strasse'da bilir misiniz? Orada. Yani zarfını da al gibi bir şey değil. Zarfları gelmemiş olanlar böyle de gelebilir. Yani biraz incelikleri anlatacağız. Burada vaktimiz yok. O yüzden çok detaylı girmiyor ama destekleyeceğiz. Yani biz geçen seçimde bir kulun bile sorun olduğunu gördük. Yani çünkü hani o zarfın kullanması gerekiyor. İncelikleri var. Yani kullara bile destek olabiliriz. Veya zaten kula gerek yok. Gidip de merkezde seçim bürosunda şeye de atılabiliyor, sandığa da atılabiliyor. Birinci toplantı 7 Mart'ta, ikinci toplantı 13 Mart Pazar günü saat 16'da Casa Italia diye bir restoran var. O Partito Democratico'nun yani İtalyan solunun merkezidir o restoran. Onun üst katında şeyler var, salonlar var, orada yapacağız. Orada bekleyeceğiz sizi, kahve eşliğinde iki tarafta da. Kahve, sohbet, isterseniz hani biraz bizlerle sohbet edebilirsiniz. Tanıdığınız, oy hakkı olanlar gelsinler. Yani bizim aslında size mesaj olarak vermek istediğimiz zarfa sahip çıksın arkadaşlar, oy hakkı olanlar çöpe atmasın. Zamanında ne olur tanıdığınız bütün oy hakkı olan arkadaşlara bunu söyleyin. Zarfa sahip çıkın. Kurslara gelebilenler gelsinler. Gelemeyenler için video dağıtımı yapacağız. Ve orada da anlatacağız bütün göçmenlerin nasıl destekleyebileceklerini. Geçen seçimde kapı kapı dolaşan arkadaşlar bile oldu bu oy sahibi olan insanlar. Yani öyle bir şeyimiz yok şimdi. Eleman sıkıntımız var. Yani bunu yapabilecek kısa vadede olmayabilir. Korona var, insanlar çekiniyor. Dediğim gibi bu sorun da oluştu, bu olmasın sorun. En genç 24'ünde, 24 Mart'ta kulla yollayacakları postaya vermiş olması gerekiyor ve A-Posta 24 için, yani daha önce olursa B-Posta vermek lazım. Dediğim gibi videolar gelecek. Dediğim kadın listeleri var, farklı partiler var. Yani siz kendi temsilcilerinizi seçmek istiyorsanız lütfen dikkat edin. Hangi listeye yazacaksanız yazın. O insanların numaralarıyla tek tek seçmeye çalışın. Bizi arayabilirler, beni arayabilirler, Haşim Bey'i arayabilirler, Bülent'i arayabilirler. Benim ve Haşim'in ve Cemal'in seçim bölgesi 3000 ile 3027 arası. 3000-3027 bende. Yani bize onlar oy verebiliyor. Senin Bülent seçim bölge? Benim seçim bölge. Bu Postaysan kursu önemli. Bilmiyorum ama benim Winterland Suite oluyor. Köln ile başlıyor. Bütün bölgeleri sayamayacağım ama birkaç önemli yeri söyleyeceğim. Köln, Kelsat, Bel, Münzingen, Konolfingen'la şey yapıp onun güneyi, güney başlıyor biraz da. Schwarzenburg, biraz köylü bölge oluyor tabii. O konuda biraz ondan dolayı dezavantajı var. Ama yine de yani çok yani o özellikle bu köylerde falan dağlık bölgelerde oturan insanlarımız ama az ama yine de var. Tabii bu bölgede oturan, Mittelland Süt'te oturan insanlar varsa benim yanına gelsinler, şimdi zaman almayalım. Sonradan ben bütün bölgeyi söylerim kendilerine. Bu bölgede şey yaparlarsa yolu. Tabii benim için burada şimdi şöyle bir şey var. Ben, tabii bizim seçmen kitlemizin en şey oldu, yoğun oldu. Vatandaşlar çok özür dilerim. Şimdi Cemal ve Leyla da belki bir şeyler söylemek ister. Ondan sonra sana bir tane olur mu? Cemal senin söylemek isteyeceğin önemli. Arkadaşlarımız birçok konuya değindiler teknik boyutuyla. Bu seçim sistemi hem çok karışık hem de haksızlıklara da yol açabileceği bir sistem. Şimdi bizim oy potansiyelimiz İsviçre'lilerin oy potansiyeliyle kıyaslandığında çok daha az kalıyor. Dolayısıyla bu Türkiye'deki gibi olmuyor. Partiler işte adaylar seçime giriyor. Onlar kazanınca adaylar da otomatikman kazanıyor olmuyor.
seçim sistemi öyle bir ayarlanmış ki bütün adaylar arasında yoğun bir rekabet sistemi geliştirilmiş. Ve öyle ki her bir aday öne geçmek için diğerinin ismini iki defa silebiliyor. Yani nasıl ki bir adayı seçmek istediğin bir adayı iki defa yazabiliyorsan seçilmesini istemediğin adayların da üstüne eğer listeye veriyorsan iki defa yazılmıştır ismi. İki defa üstüne çizmişsen o kişinin iki oyu silinmiş oluyor. Bize yönelik böylesi sinsi politikalar da gelişiyor. Yani düşünün bizim çevremiz, bizim toplumumuz bize oy verecek ama İsviçre'de ikişer defa ismimizi sildiğinde oylarımız da geriye silinmiş oluyor. Bu anlamda bizim seçilmemiz çok daha zor olur. Şimdi bir de şöylesi bir yanılsama var. Kusura bakmasınlar. Şimdi kadın hakları sanki kadınlar tarafından savunuluyormuş. Kadınları en iyi ve sadece kadınlar savunuyormuş gibi bir illüzyon yaratılıyor. Ve bu şekilde bazı kadınlar kendilerini seçtirebiliyorlar. Şimdi mesela bir önceki şehir meclisi seçimlerinden örnek verelim. SP Partisi'nde 21 kişi seçildi ortalama. Bunlardan 17'si kadındı. Nasıl seçiliyor? Kadınlar komple sadece kadın listesine veriyor. Erkekler de kadın haklarını savunuyoruz adı altında. Onlar da kadınlara veriyor. Şimdi erkekler kadınların nazarın geride kalıyor. Oyları çok yüksek. Mesela 18.500 oy aldı ama ortalarda yer aldı. Kadınlar hiçbir özel oyu, özel bir çalışması olmadığı halde sadece işte bütün kadınlar kadınlara veriyor, erkekler de onlara veriyor. Dolayısıyla kadın olmak orada seçilmek için bazen yeterli olabilir. Kadındır seçiliyor, bu onun kadın haklarını savunacağının garantisini vermez. Göçmenlerin haklarını, işçilerin, emekçilerin haklarını savunacağı anlamına gelir. Kadınları savunalım, özellikle kendi toplumumuzun kadınları bilinçlidir. Onları ayrı diğerlerinden ayrıştırıyoruz. Ancak bu tür illüzyona da girmemek lazım. Yani bizi temsil edecek, toplumumuzu temsil edecek kadın olsun, erkek olsun ayrım yapmadan kendi seçme adaylarımızı tespit edip seçmenlerimize bunları biraz önermemiz gerekiyor. Diğer arka boyutu da umutsuzluk boyutudur. Vatandaş olanların önemli bir kısmı bir ara araştırma yapılmıştı. Sonradan vatandaş olanların ortalama %20 boyutunda sandığa gidiyor. Sebep ne? Oyumu atsam ne olur? Biz şimdi vatandaşlık hakkı için mücadele ediyoruz ama vatandaş olan vatandaşlık haklarını kullanmıyor. Bizim kendi toplumumuzda bu bilinci biraz vermemiz lazım. Onların da haklı yanı var. Şimdi vatandaş oluyor, bakıyor ki hiçbir avantajı olmuyor. Vatandaşlar diye daha iyi bir eğitim imkanı, daha iyi bir meslek imkanı, daha iyi bir gelecek imkanı ortaya çıkmıyor. Oyumu kullansam bunlar neyi değiştirir gibi bir düşünceyle çoğu sandığa gidiyor. Bir kısmı da dil bilmesi için, yeterince bilmediği için ya da seçim sistemi karışık olduğu için oy vermiyor. Dolayısıyla vermiş olduğumuz, elde etmiş olduğumuz hakları bile kullanamıyor. Dolayısıyla haklarımızı kullanma bilincini geliştirelim ki yeni hakları elde edelim. Bu konuda en uygun teknik olarak bakacaksak boş listelere sadece seçilmesini istediğimiz arkadaşların ismini iki defa yazarsak daha avantajlı duruma düşeriz bizde. Ama buna rağmen bazı arkadaşlar dese ki ben partime oy vermek istiyorum. Yeşil Partisi'ndenim. Yeşillere oy vermek istiyorum. O zaman diyelim ki 40 tane aday var. Onlardan 2-3 kişinin ismi silinir. Kendi temsilcilerinin ismini yazarsınız. Hatta kadın listelerine yanılmıyorsa erkeklerin ismini bile yazabilirsiniz. Yasak yok tabii ki. Bir kadın listesine vermek istersen ortada kaç kişinin ismi silinir, erkek arkadaşların, temsilcilerin ismi yazılabilir. Bu sistemin üstüne yazdığın parti ismi
kalan boşlukların oylarını alıyor. Yani orada da parti ayrımcılığı yapabiliyorsun. Boş listenin başına yani SP kadın veya yeşiller SP erkek yazdığında doldurmadığın oylar da, hani bunu da vurgulayalım arkadaşlar, sen biliyorsun da, doldurmadığınız oylar da o partiye gidiyor. Boş listenin önüne de bir parti yazabiliyorsunuz. Peki devam edeceğiz. Birazcık hızlandırmak istiyorum bir yandan da. Cemal Bey'in bir sözü mü? Okey. Yela? Oy kullanabilenler için önemli olan sizin dediğiniz gibi bir de doğru oy kullanma. Mesela bizim o zamanki seçimlerde yani biz üç gençtik, iki yabancı, bir İsviçreli. Ve biz ikimiz mesela onlara hiç oy kullanmamıştık doğru düzgün. Yani böyle bu şekil seçimlerde kullanmamıştık. Ve bize de gösterilmesi gerekti. Aslında o kadar zor değil. Sadece birinin önce bir anlatması gerekiyor, bir anlamanız gerekiyor. Önemli olan sadece oy kullanmak değil, bir de işte doğru oy kullanmak. Çünkü bizim seçimlerimizde mesela dediğim gibi ben 3 oyla kaybettim ve 31 tane oyumuz geçersiz seçilmişti. Çünkü yanlış oy kullanılmıştı. O yüzden bu da yani önemli bir şey. Benim girdiğim bölge de Emmental diye geçiyor. Yani Langnau var, Basel var, Oberburg var, Buchdorf var. Yani daha fazla aslında İsviçrelilerin biraz yaşadığı bölgeler. Emmental tarafı biraz daha tam gelişememiş İsviçrelilerin yaşadığı yerler. Kendi insanlarına daha bağlı olan bir ve o yüzden biraz daha zor. Yani yabancıların siyasette siyasi konu, yani siyasi açıdan orada yer almaları birazcık zor. Çünkü dediğim gibi daha fazla sağcılığa bağlılar. Daha fazla hani İsviçrelileri destekleme yönünden bakıyorlar her şeye. Ama ona rağmen yani çok yabancı yaşıyor orada da. Veya yabancıları seven İsviçreliler de orada çok yaşıyor. Benim diyeceklerim şu kadar. Şimdi ben son bir söz vereceğim size ama toparlama yapmak istiyorum toparlama diye. Ama önce şeyi söylemem lazım ADG'li olarak yani kadın listelerinin olması da biz evet bakmayalım. Kadınlar son noktada bütün tarihte bugüne kadar da dezavantaj durumdular, ikinci bir dezavantaj durumdular. Bir yerde avantaj durumuna geçmesi kötü değildi. Biz buna pozitif ayrımcı istiyoruz kendi içimizde. ADGV'nin ilkesidir bu. Bu konuda negatif yüklenme yapmadan kadın arkadaşlarımızın seçilmesinde nerede olursa olsun bir erkek bir sadece erkeğe göre bir sadece kadın seçilmesi ile bizim tercihimiz, görüşümüz değildir falan filan ama kadınların hayatın içerisindeki dezavantajlı durumlarında yine de bizim negatif konuşmamamız gerekiyor, pozisyonu. En azından ADGV olarak böyle baktığımızı söylemek isterim. Bu anlamda küçük bir nokta. Bence yok şimdi karşılıklı olması istememiş. Biz burada söyledik. Seçim sisteminin handikaplarını anlatıyoruz. Kadınlar olsun, kadın listeleri olsun, kadınları destekleyen arkadaşlarımız da buradadır. Ancak burada bir handikaptan da bahsediyoruz. Onda aslında burada kadın karşıtı bir tutum olarak görmemek var. Evet, bunu daha önce konuştuk. Tabii ki senin görüşün böyle olmadı, tabii ki değil. Evet. Ama yine de bunu belirtmek gerekiyor. Şimdi arkadaşlar, bence bu iki turdan bizim çıkartacağımız bazı başlıklar var. Bir tanesi, ADGV'nin içerisinde 13 tane kurum var Berlin'de. Aslında Berlin'in önemli bir, yani örgütlü toplumun Türkiye'nin kurumları arasında önemli bir kesimi içinde barındıran bir kurum. Bir kere biz kurumsal olarak bu şeyi, burada edindiğimiz bilgi ve deneyimi kendi kararlarımıza aktaracak bir mekanizma yaratmamız lazım. Burada önemli olan seçimlere ilişkin öncelikle bir bilgi uyandırma, oy kullanabilecekler arkadaşların bilgisini toplama, bu konudaki ilgisini toplama, kullanamayacakların da kullanamasalar bile çevrelerine bu gözle bakmasını sağlıyor. Çünkü oy kullanamamışsalar bile günlük hayatın içerisinde değdiği dokunduğu bir sürü insan oy kullanıyor. Sadece Türkiye'nin Kürtistanlılar değil, kendimize böyle bir şey çıkartmamız gerekiyor anladın. Artı kişilere de
sadece kurumlara değil, kişilere de bu konuda teşvik edelim. Yani seçimler geliyor, gündem bu. Adaylarımız bunlar, konseptler bunlar, bu konuda kişilerin de bir ilgi yaratması sağlayalım. Ama biz bunu ADGB toplantısında belki konuşuruz, belki bu konuda bir küçük flyer hazırlayabiliriz. Yani bu yönlendirmeyi daha derli toplu yapmak için. Oy kullananların tespitini yapmak önemli. Bunu belki arkadaşlarımızla beraber bir kalıcı database oluşturmak için de kullanabiliriz. Sadece bu seçim için değil, bunu biriktirdikçe ciddi bir şey oluşur yani elimizde bilgi oluşur. Bunu da ancak bu genişlikte bir örgütlükle yapabiliriz. Bunu da gündemimize almamız gerekiyor. Üçüncüsü, arkadaşlarımız da söyledi, bizim yetmediğimiz, yetişemediğimiz gündemlerimizden şundan bundan dolayı arkadaşlarımızın telefon numaralarını iletiriz ADGB iletişim portakalından. Herkes kendi bölgesinden bu arkadaşlara yönlendirme yapabilir. Takip meselesini hatırlattılar. Yani bu şu demek, demek ki bizim yani bugünden başlayarak işte 27 Mart'a kadar çeşitli dönemlerde yaptığımız duyuruları yineleme, kurduğumuz kontakları birazcık takip etme, zorlama, sonuç toplama yani. O işin sonucunu toplamaya konsantre olalım. Beşincisi, ben çok altı çizilmedi ama yani başka çalışmalardan da bildiğim için de söylüyorum. Zarfların önemli bir kısmı çöpe gidiyor. Yani hiç açılmadan bile yani. Seçim takip çöpe gidiyor. Bu zarfların takibini yapalım. Yani oy kullanma niyeti olmayanın bile, oy kullanmayacaksa bile o zarfları biz derleyip toplamaya çalışalım. Yani o zarfların üzerinden gerekiyorsa biz oy kullanabiliriz. Yani kendisi önemsemiyor, iktidardan ilişkisidir. Yani bana ne diyordur? Fark etmez, o çöpe gitmesin. Biz o işi bir biçimde, tabii ki bunu sıkıntılarını bilerek çok açmıyorum ama mutlaka takip edelim. Yani o insanlara ulaşmak lazım, o insanlara oy kullanmanın ne kadar önemli olduğunu hatırlamak lazım. Ama sonuç olarak herkes kendisi oyunu kullanacak, kendisi zorluyor, kendisi Adaylarımızın %100 görüşü bunun hiçbir farkı düşünmüyor. Biz ADGB olarak başka yollara başvurmak istiyoruz. Her şey bu çerçevede yapalım. 3-5 ocak konu için değmez yani. İki tane toplantı var, duyurular, 7 Mart'ta ve 13 Mart'ta. Bu toplantıları ilgilerini alırız, tam duyururuz senin sayfalarımızdan. Ama buraya hemen şunu söyleyeyim, bu toplantıları biz de çoğaltabiliriz. İşte Kudüs'te bir toplantı yapabiliriz, çevremiz şahsı. Kürtler'de bir toplantı yapabiliriz, çevremiz şahsı. Burada da herkes aile. Yani bu toplantı, bu işle ilgili toplantı yapma, çevremiz şahsı gündemimize alalım. Bunu da söylemiş olayım. Ek olarak değerlendirilebilir. Yani hem düzenleyen arkadaşlar açısından hem sizler açısından 20 Mart'ta Nevroz kutlaması var. Facebook'ta. Oraya epey insan gelecek esasında. Arkadaşlarımız orada bu seçimle ilgili belki organizasyondaki arkadaşlarla konuşup şey yapabilir. Yani bir biçimde bir etkileşim kanalı kullanabilir. Bu iyi bir seçenek olabilir. Geniş kitleye ulaşma açısından yani yolunu yöntemini konuştuk. Onun dışındaki yaptığımız etkinliklerde en azından 27 Mart'a kadar yani bu süreçteki panel yapacaksak, kahvaltı düzenleyeceksek neyse 8 Mart etkinlikleri var. Bunların tamamında küçük bir de seçimle ilgili, seçim gündeminde o etkinlik salonuna taşıyacak düzenlemeyi kafamızda tasarlayalım deyip yani yapılan konuşmalardan benim değerli bir toplamın buna ek olarak sizin katkı yapmak istediğiniz şeyler varsa onları alalım. Sonra size vermeden çok özür. Sorusu olan söz var mı? Sorusu değil, sözü değil. Son sözleri onlarla beraber alalım. Bir küçük katkı bahsettin ama ilave etmek istiyorum yani. ADGB çalışması açısından bir yeni daha detaylı bir afiş hazırlamamızda yarar var. Kim hangi bölgede seçime giriyor falan bu gibi detaylar var. Örneğin ben paylaşmıştım bugünkü etkinliği. İki İsviçreli, Türklerden çok karşılık almadım ama iki İsviçreli istiyorsanız oy kullanabiliriz şeklinde döndüler bana. Çok ilişkin yok toplamda. 5 İsviçreli de yok ama ikisi oy kullanabileceğini söyledi. Sıralamakmaya çalıştım şu, hani arkadaşlar seçim bölgeleri, tam isimleri,
çarkları ve benzeri içeren güncel bir afiş hazırlamamızda, dijital bir afiş hazırlamamızda yarar var. Çünkü hem kurumlarımızın ağı var hem de kişisel ağlarımız var elimizin. Oylarımız olmasa da bir işin değerimiz var. Dolayısıyla yani küçük mesela katkılar olabilir. Bunu da sana bırakalım. Çok özür dilerim. Size söz vereceğim ama var mı soru arkadaşlar? Yok. Şimdi son olarak sözleri böyle öyle toplantıyı bitiriyoruz. Yani bizim için çok önemli olan zarfa sahip çıkılsın. Söylediği gibi yani %20'nin oy kullandığı yerde %80 zarf çöpe gidiyor, direkt gidiyor. İnsanlar korkuyor. Kalın darıncada bir zarf giyiyor. İçinde bir de böyle ikram şeyleri var. O zarfa sahip çıkılsın. Ama bir şey daha söyleyeceğim. Yani çok önemli bir gözlem var. Son dönemde Cemal de söyledi, sen de söyledin. Bazında iki milletvekilimiz var ve bazen galiba 3-4 milletvekili var. Yarısı Türkiye kökenli insanlar. Biri Mustafa, biri Sibel. Zürih'te de yeni kantonu parlamentosunda iki Türkiye kökenli seçildi ve çok eski politikacılar seçilemedi. Şimdi trend solda yabancı kökenli isimler bunlar organize oluyor diye çizmeye başlamışlar. Çok yerden duyuyoruz. Yani bir isim yabancı gibi görünüyorsa, tam listeye uymuyorsa soldan bile insanlar kasıtlı bilerek çiziyor. Yani bizi daha negatif duruma getiriyor bu durum. Yani buna dikkat etmek lazım. Umarım öyle olmaz. Desteğiniz için teşekkür ediyoruz. Yani biz orada çalışmak için varız. Aslında çok da sevinerek bu görevi alırız, verirseniz görev. Kimin oy hakkı varsa. Yani bu gece için, düzenleyenler için başka bir çare olması. Hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Başka vesilelerle görüşürüz. Sağlıklı kalın. Doktor olarak da varım ben. Her zaman için. Konuşuruz da. Hocam ben sigara içerilerini sesle yapmayacağım. Evet. Sen özel bir keşfesinizin. Şimdi arkadaşlar, biraz önce duyduk işte eski kadınlar, eski erkekler, işte bizim yeşiller iki tane grubu var, bir de gençlik gruplarımız var. Eski'nin de gençlik grupları var, bizim de bir tane gençlik grubumuz var. Yani bu kadar liste değer şeyi alıyor. Değer, yani şaf değer, ulusal parlamento 20 tane sandalye gönderdi. 20 tane seçilmiş insan gönderdi. Onun için ne kadar çok liste olursa o kadar fazla insan aday oluyor. O insanlar da işte motive ediyor. Biz burada her ne kadar işte bizi ön plana çıkartan falan filan diyoruz ama diğer taraftan da şeyi göz önüne tutmak lazım. Yani sol ve yeşil güçlerin güçlenmesi olaydı. Özel olarak biz göçmenler eğer güçlendirebilirsek onu daha iyi olur. Ama bir de genel olarak sol ve yeşiller güçlü olması lazım. Yoksa güçlü olmazsak ona çok fazla bir başarı sağlayamayız. ESP'nin kendi arasında bir liste birleşimi var. Yani o bütün partiler kendi aramızda artık sandalyeler için birleşiyoruz. Biz de kendi aramızda artık listeler için birleşiyoruz. Daha sonra da yine ESP ile yeşiller tekrar artık sandalye için birleşiyor. Çünkü her zaman artan bir veya iki sandalye olabiliyor. Onların işte sağa kaybolması için böyle bir birliklerimiz de var. Onu da göz ardı etmemek lazım. O diğer listeler meselesini falan arkadaşlar şey yapıyor. Bu detaylara bilmiyorum. Burada anlatabilmek de çok. Yani liste işte nasıl çiziyorsunuz, nasıl temiz liste anlatıyorsunuz, şey yapmak lazım diye. Size önerim, eğer bildiğiniz insanlar varsa onlarla tek tek ilişkiler için gerektiğinde bizleri de çağırın. Yani sonuçta bazen bu iş kişisel ilişkileri. Biz burada işte toplantı yapıyoruz, birkaç tane toplantı daha önerdiniz. Ama bunun dışında da sokak. Yani sabahlar gidip işte otobüs duraklarında el ilanlarımızı da atıyoruz, akşamların el ilanları da atıyoruz. Cumartesi, hafta sonları, hafta arasında şant açıyoruz şehrin değişik yerlerinde ki insanlara ulaşabilir. Yani Kürdistan'da işin sadece bir yönü ve azınlık kalmıyoruz. Onun için diğer insanların desteğini almamız gerekiyor. Cumartesi günü şehirdeyiz. Hükümet adayları gelecekler mesela. Onlarla birlikte çalışıyoruz. Yani o anlamda çalışmak çok boyutlu ve yorucu da bir süreç. Onun için böyle çok fazla toplantılarla da işi boğmamak lazım. Son itibariyle tek tek insanlara ulaşabildiğimiz oranda bu lise edebiliriz. Çok
teşekkürler desteğiniz için. Zamanınızı aldık, kusura bakmayın. Hepinize iyi akşamlar. Sağlıklı kalmanız umuduyla. Tekrar görüşmek umuduyla. İyi akşamlar size. Evet. Az aslında çok iyi özetlediğin tümleri. Çok teşekkürler. Yani söylenen her şeyi. Ama acaba demokratik güç birliği şöyle bir şey kendi arasında tartışabilir mi? Şimdi ben mesela adayları yönlendirebilirsiniz insanlar. Siz de işte bizim işlerimiz olacak yapamayız. Adaylara yönlendirme mümkünse olabilir. O ideal olanı. Ama olmuyorsa acaba şöyle bir şey kendi aranızda tartışabilir misiniz? Her kurumdan bir kişi bu şurumlara katılır. Yani oy nasıl kullanılır? Çünkü derneklerde insanlar geliyorlar, sohbet ediyorlar, konuşuyorlar. Yani oy nasıl kullanılır konusunda her kurumda bir kişi mesela kendi arasında seçebilir. Biz ona oyu nasıl kullanabileceğini anlatırız. O dernekte bulunur bu süre içerisinde ya da bulunduğu ortamda en azından bir temsilci olarak başvurulan kişi olur. Başvurulan kişi olur. Yani bizim olmadığımız yerde, bizim olmadığımız yerde ya da hali hazırda var olduğu yerlerde temsilen böyle bir şey acaba yapabilir misin? Bu büyük bir katkı olur. Yani ben şahsen bunu öyle görüyorum. Onun dışında dediğim gibi çok komplike bir sistem ama işte anlaşılacak bir sistem de değil. Herkese çok teşekkürler. Ben de Spas. Başım var. Leyla. Sonsuz. Teşekkürler. Dediğim gibi yani oyları ciddiye alalım. Ondan sonra partilere üye olmayı. Mesela SP Migrantere dediğim gibi yani bizim için sizin onu kullanamadığınız halde dedikleriniz çok önemli. Çünkü biz o yani onları duyarak sonra diyoruz ki tamam şunu yapabiliriz, bunu yapabiliriz. O yüzden sizin dedikleriniz, sizin bize anlattıklarınız çok önemli. Yani üyeliği düşünebilirsiniz. Bence bu çok önemli bir şey. Onun dışında ben aslında pek bir şey söylemeyeceğim. Teşekkür ederim. Bu arada çok kısaca böyle konuştuğumda aklıma gibi bir şey belki bitirmiştim. Özellikle gençler, gençlerin çok arkadaşı var, her ulustan arkadaşlar var. Gerçekten gençler çok büyük bir rol oynayabilirler bu konuda. Aralarında gruplar var, benzer ve ilgi de duyuyorlar. Onları yönlendirmek de şey yapmak. Peki Leyla'nın örgütçü cümleleriyle soruşturuyor mu? Yani sadece oya seçme değil, örgütlerim diye. Ben de tekrar hepinize teşekkürlerimi sunuyorum geldiğiniz ve ilgi duyduğunuz için. Az önce belirttim, amaç burada bireysel bir amaç, bir çıkar sağlamak değildir. Hem toplumumuz olarak bir şeyler yapmaya çalışıyoruz, hem İsviçre'nin ezilen, sömürülen, bize destekçi olabilecek, bize dost müşterik olacak güçlerle ittifak kurmak için bu amacın içindeyiz. Orta vadede dönüşümler, değişimler yaratmak için bu işin içindeyiz. Fakat siyasette sonuç almak biraz teknik iştir. Siyaset giriyor devreye. İstediğin kadar güzel fikirlere sahip ol, güzel düşünceler ortaya ser, biri gelir ayağına çelme takar. Bütün emeğini boşa götürür. Biz az önce listeleri gündeme getirirken biraz buna dikkat çekmek isteriz. Arkadaşımız işte birkaç oyla kaybediyor. Meclise önergeler sunuluyor. Birkaç oyla kaybedeceğiz. Biz hep birkaç oyla bir yerlerde kaybedeceğiz. Emeklerimiz, çabalarımız boşa gitmek gitmesini istemiyorsak biraz da politik davranmalıyız. Sınıf bilinciyle, sol bilinciyle hareket ederken içinde olduğumuz partilerin de farklı yönlerin olabileceğini dikkate almalıyız. Kadın haklarını savunurken bunun farklı boyutlara kaydırılabileceğini dikkate almalıyız. Kadın haklarıyla sorunların hiç ilgisi olmayanların farklı sonuçlar doğurabildiğini bu seçim sistemi sonucuyla ortaya koymalıyız. Yani biraz da hedefe odaklanmalıyız. Eğer bir yola girmişsek kazanmayı önümüze koymalıyız ki amaçlarımıza ulaşabilelim
ve gençlere umut verelim. Eğer biz seçimlere gidip de kazanamazsak, gençler diyecek ki ya bunlar zaten kazanamadı, ben niye gireyim? Sonuç alalım ki diğerlerine örnek olalım. Teşekkür ederim. Çok teşekkürler, çok sağ olun. Sevgili arkadaşlar, söyleşiyi bitireceğiz şimdi. Beş arkadaşımızla dönemiz. Birkaç nokta bulundayım, böyle bitireyim. Yani bir yandan da biz burada yaşıyoruz. Değdiğimiz, dokunduğumuz arkadaşlar var. Hayatımızda gördüğümüz, gözlediğimiz insanlar var. Türkiye'de Kürtistan'da deyince sadece solcular yok. Çok ciddi bir sağ potansiyel de var. Ve onlar da bizim kadar örgütlüler. Bizden hatta yer yer daha örgütlü davranıyorlar. Yani gerek FETÖ'nün, gerek AKP-MHP'nin bütün bu süreçte boşluğum anında farkında olalım. Yani biz sadece arkadaşlarımız bu 5 kişi, Berlin'deki tek aday 5 kişi değil. Başka da var. Yani o 5 kişiyi biz seçerken onların demokrat, sosyalist, solcu, yurtseven kimlikleri üzerinden seçtik. İşin bu kısmı da dikkate almamızı rica ederiz. Yani gerçekten güçlü bir toplumuz. Bunu örgütlü bir harekete çevirebilirsek görüş olarak, hayatta bakış olarak işte İsviçre'nin diğer demokrasi güçleriyle İsviçreliler ya da diğer azınlıklar, diğer göçmen gruplardan, diğer demokrasi çevrelerine buluşturacak bir hareket yapabilirsek emin olun hem yaşamlarımız kolaylaşacak hem de aslında hep yüreğimizin bir tarafının attığı ülkedeki mücadelelerimize de katkımız artacaktır. Bu boyutları ayrıntılı olarak konuşabiliriz. Umarız ki bu 5 arkadaşımızı önümüzdeki seçimden sonra kanton parlamentosunda görebileceğiz. Belki bugün burada konuşmadık ama Haşim kısacık girdi. Kanton yönetiminde sol ve eşitlerin çoğunluk alabilmesi açısından 4. Yöneticinin çıkması önemli. Burada da aslında bugün bir toplantıya gelmesi için bir küçük bir sohbet yapmıştık. Olsun olmasın ama Türkiye'li ve Kürtistanlar da sınır tuttuğumuz için çağırmadık. Yeni adaylardan biri. Bunun ismini zikretmek isterim. Bize yakın duran adaylardan biri de. Bunu da kağıtlarımızda mutlaka işleriz. Son olarak 3 duyuruyla bitirmiş olayım. Bir tanesi az önce söyledik. Aslında 3'ten fazla duyuru var ama 20 Mart'ta Nevroz var Fribourg'da. Bunu duyurmuş oldum. 8 Mart'ta ilgili olarak 6 Mart'ta Kutüş'te değişen gözler Kutüş'te kadınların bir etkinliği var. 8 Mart'ta 8 Mart günü saat 17'de sanıyorum. Gece akşam görüşü var kadınların. Bütün belli kadın gruplarının. Yarın SYKP'nin Bazen'de şöleni var. Türkiye'den HDP milletvekili Oya Ersoy geliyor. Aynı zamanda sanatçılardan Revşan ve Servet Kocakaya var. Onu da duyurmuş olalım. Son duyuruda imzalamayanlar var ise bu Ben Çitat'ta olanlardan seçim hakkını kazanabilmek için göçmenlerin yani vatandaş olmasalar da biliyorsunuz İsviçre'deki tüm kantonlarda vatandaş olmasalar da kanton düzeyinde ya da Çitat düzeyinde oy kullanılabiliyor. Bu oy hakkını kazanması için bir imza kampanyası sürdürüyor arkadaşlar. Eğer Ben Çitat'ta olup bunu imzalamayan varsa bunları da imzalasın deyip hepimiz... Bir duyuruda ben yani 12'de Ukrayna için yürüyecek bütün ben, bütün partiler, parti üstü, Bundesplatz'da saat 12'de oradayız. Ayrıca bir duyuru, ayrıca bizim topladığımız bir imza kampanyası var, bir vergiyle ilgili. Önemli eğer vatandaş olan arkadaşlar varsa imzalanmak okey, başka duyurusu olan? Yok. Hepinize çok teşekkürler sağlığınız için. Sizlere de katıldığınız için gerçekten önemli.